Gündem Özel'e hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bir cumartesi akşamında gündemin sıcaklığıyla yine sizlerle buluştuk sevgili izleyiciler. Bu hafta Türkiye'de neler yaşandı, Türkiye'de ve dünyada? Gündemde ne vardı? Onları bu akşam bu programda değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi yine konuklarım Tuna Öztunç ve Ömer Turan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, konuklarımızı sizlere aktardık. Belki yeni izlemeye başlayan olmuştur diye. Ve geçen haftayla aslında başlayalım diyorum. Geçen hafta bıraktığımız yer oldukça iyi bir noktadaydı. Sevgili Ömer Turan'da çok yerinde tespitleri vardı. Oradan bu haftada Ömer abiyle başlayayım ama öncesinde Tuna abi, sana yine geçen haftadan bir kısa araya sıkıştıracağım bir şey var. Kültür sanatla ilgili hani bir eleştiri yapmıştın. AK Parti birçok noktada iyiydi ama kültür politikası, kültür sanat olarak gerçekten çok başarısızdı demiştin. Şimdi programı yaptığımız bu saatlerde hemen yan tarafımızda az ileride Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi var. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi olarak kurulmuş çok güzel bir salon var. Salonda şu an ne oluyor olabilir? Bir kültür programı, bir sanat, yani bir kut zaferimizi, kutulamayı anlatan bir tiyatro olabilir mi mesela? Var ya mı? Da Çanakkale. Bilmiyorum ki. Ya da ne bileyim bir şey. Mesela, farklı bir mesela, kültürel bir bu toprakların bir kültür sanat etkinliği olabilir mi? Bilmiyorum. Olabilir mi? Olması gerekir değil mi ama? Bir cumartesi akşamı. Değil mi Ömer abi? Evet. O konuyla ama ilgili. Ama Shakespeare mi var? Ne var? Ne var? Fight Club var. Yani. Dövüş kulübü. Evet. Quentin Tarantino. Ne alakası var? Yok şey, yani bariz bir şey, organizasyon, dövüş organizasyonu. Aa. İsmi de Fight Club. Öyle şu mi? Anda Yahya Kemal Kültür Merkezi'nde maalesef bir öyle bir organizasyon var. Yani kültür sanat üretemediğimiz için oraya işte boks gecesi yani düşünelim. Böyle bir şey var. Yani bunu da söyleyeyim dedim abi. Tam geçen hafta hani senin söylediklerinin bu hafta icraata dökülmüş hali. Ya ben mesela Kutu Amare Zaferi'nin yıl dönümünde dün devlet tiyatroları tarafından bir gösteri yapıldı. Hı. Biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı izledi, Sayın Genelkurmay Başkanı, Sayın Bakanlar. İyi, güzel bir şey bak. Yani devlet tiyatrosunun bunu bir defaya mahsus, bir törene mada bir temsil oldu. Umut ediyorum ki yarın öbür gün bütün bir sezona yayılacak. 2 yıl, 3 yıl oynayacak bir oyun şeklinde devlet tiyatrolarında sahnelenir. Ya da ne bileyim opera için ya da modern dans için ya da halk dansları için onunla ilgili figür şey yapılır. Bir mizansen ortaya konulur. İnşallah, inşallah ama bu acı yani, tabloyu da söyleyeyim dedim. Yeni gelmiş. Dövüş kulübü. Çok üzüldüm yani. Enteresan yani. Kültür merkezinde boks Kung gecesi. Kung fu falan mı yaptırıyorlar? O son moda dövüşler var ya, kickbox. Kickbox. O. Organizasyon maalesef Ömer abi. Şimdi diğer maalesefe geçelim, Ömer abiyle başlayalım hemen. Buna anekdotu araya sıkıştırdıktan sonra. Evet, ve maalesef Karaman'da yaşanan diyelim, hani Karaman sapı meselesi var diye, Karaman'da yaşanan bir olay vardı. O olay sonucunda geçen hafta olaya değinmiştik. Onunla ilgili çok çarpıcı şeyler söylemiştiniz. Söylemeye çalıştığınız şeyler arasında da biz Müslümanlar olarak maalesef herhalde bir problem var. Bizdeki ben devrimciyim diyen bir sapık çıktı. Herkes Ensar'a olayı, Ensar'a, AK Parti camiasına, oradan Erdoğan'a yüklemeye çalıştılar adeta bu olayı. Ama arkasından bir kere konuştu, devrimciyim dedi. Sonra tek celsede 500 yıl idam verildi. Konu kapandı. Türkiye şimdi bu konuyu konuşmuyor. Evet. Onun üzerine çok güzel şeyler söylemiştiniz. İsterseniz onları bir kısa bir tekrarını da sizden alalım. Oradan başlayalım. Çünkü gireceğimiz konu da son yıllarda taciz ve tecavüz. Bunu konuşalım demiştik. Neden artış olmaya başladı? Kadına şiddet, çocuklara cinsel taciz. Bunun arkasında ne yatıyor? İlk önce şeyden başlayayım. Geçen hafta kaldığımız yerden başlayayım. Yani bir, her şeyden önce bu tarz şeyler hiçbir şekilde zaten savunulamaz, mazur görülemez. Dolaylı olarak bile sorunları kim olursa olsun, sadece yapanlar değil, sessiz kalanlar, kim olursa olsun sonuna kadar üzerine gidilmeli. En katı şekilde cezalandırılmalı. Bizim burada duruşumuz da nettir. Ha, bu olaylarda
herhangi bir vakfın, STK'nın, herhangi bir kurumun ilişkisi netleşmişse ve yargı tarafından kesinleşmişse o kurumu da, o vakfı da, o STK'yı da yargılıyorum. Onlar da en ağır şekilde cezalandırılsın. Gerekirse kapatılsın. Onda sıkıntı yok. Biz bunu tartışmıyoruz. Ama biz 2 aydır aşağı yukarı bir operasyona maruz kaldık. Bir böyle bir iğrenç bir Karaman'da olay oluyor. Her nedense bizim amacı, bazılarının amacı orada üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Oradaki çocukları falan düşündükleri yok. Bundan nasıl nemalanırız, başkalarına nasıl zarar veririz? Oysa bunu anlamak için devreye girseler ve yani bu iğrenç olayı tüm boyutlarıyla ele alıp faillerini cezalandırmak, efendim buna neden olanları cezalandırmak için devreye girseler bunda sıkıntı yok. Biz de destek veririz, herkes destek verir. Yapılması gereken de bu. Ama her nedense bunu bir siyasi ranta dönüştürdüler. Bunu bir siyaseten bundan nemalanmaya çalıştılar. Tüm İslami camiayı, sadece bir vakfı değil. İslami camianın en büyük vakıflarından bir tanesi Ensar Vakfı. Ensar Vakfı'nı ki öyle bir lanse ettiler ki algıyı, Ensar Vakfı kendini savunamaz hale geldi. Savunmaya evet. Korktu. Diğer hiç kimse de zaten savunamadı. Aman bana da bulaşmasın diye. Çünkü savunmaya kalkanı da hemen sapık ilan ettiler. Öyle bir algı operasyonu var. Yani geçen hafta da söylenmiştim. O sapık 40 tane şey ilk çıkan haberlerde 40 tane çocuk geçiyordu. 40 tane çocuğumuzu mağdur ettiği geçiyordu. Bu 10 taneymiş. Ha istersen bir tane olsun. Değişen bir şey yok. İğrenç. Ama yani o onu bile diyemiyoruz. Niye? Mesela 40 değilmiş. 10 dediğin zaman hemen şöyle saldıracaklar. Yani 10 olunca ne oluyor? Olabilir mi falan diye. Hemen onu söyleyen bir gazeteci ise o gazeteciyi linç ediyorlar. Siyasetçi ise siyasetçiyi linç ediyorlar. Sayın Bakanımız Ramazanoğlu, benim de hemşerimdir Sema Hanım. Yani normal bir konuşma yaptı. Hiçbir şekilde vakfı da savunmadı. Oradan cımbızla kelimeleri alıp Sema Hanım da linç ettiler. Dolayısıyla böyle bir korku imparatorluğu oluşturdular. Hiç kimse olayı hiç kimse bu operasyonun farklı boyutlarını konuşamadı. Hatta yani vakıf eğer burada suçlu olsaydı Ensar Vakfı suçlu olabilir. Tamam onda sıkıntı yok. Ama daha en ufak bir şekilde delille ispat edilmeden vakfı da mahkum ettiler. Diğerlerini de mahkum ettiler. Sonunda bakıyoruz sadece onunla sınırlı kalmadı iş. Tüm imam hatipleri uzandı. Onunla da sınırlı kalmadı. Siyasi partiler onunla da sınırlı kalmadı. Tüm İslami camiaya sosyal medyada öyle hakaretler oldu ki resmen şu denildi. Müslümanlar zaten hani siyaseten sapık deniliyor. Cinsi olarak da sapık denilmek isteniyor. Tüm bir camia yaftalandı. Bilinçli bir şekilde. Bunun bir küresel boyutu var, iç boyutu var. Son derece profesyonelce yapıldı ve kendileri açısından başarılı. Yani bu mesela Ensar gibi son derece prestijli bir vakfın imajını zedelediler. Başarılı oldular. Bir onunla değil tüm camiayı zedelediler. Biz her ve buna maruz kalmış bir camia olarak buna maruz kalıyoruz ama İnsanlar sesini yükseltmeye de korktular. Çünkü kendileri de zan altında kalır. Yani herhangi bir STK, İslami camiadaki bir STK çıkıp farklı bir demeçte bulunsa anında o da linç edilecek. İşte sapığı savunuyor diye. Oysa bizim sapığa bakış açımız net. Yani biz en ağır cezayı almasını istiyoruz. İdam edilmesini istiyoruz. Biz net bir şekilde söylüyoruz ki sadece o değil. Bu olaya da müdahil olan, sessiz kalan, bir şekilde bunu örten herkes cezalandırsın. Daha ileri gidiyoruz. Diyoruz ki bu söz konusu vakfın bu konuyla ilgili en küçük bir sorumluluğu varsa kapatılsın diyoruz. Ama şu olaya baktığımızda olayın öyle olmadığını gördük. Ne zaman gördük? Mahkemede. Mahkemede bize önceden öyle bir anlattılar ki söz konusu sapık işte senelerdir bu camiada olan klasik muhafızlar, dindar. Hatta biz kendimiz bile öyle zannediyorduk. Evet. Öyle yani, zannediyorduk. Öyle zannediyorduk. Oysa hafif bir araştırma yapılsaydı o sapık hakkında hafif bir araştırma çok çarpıcı bilgiler var. 40 yaşına kadar zaten Allah'a inanmıyormuş, inansız birisiymiş. Kendisini de tabir ettiği gibi devrimci gelenekten geliyor. 80 öncesi töplere yakın olduğu söyleniyor. Töplere yakın olan derneklerde bulunduğu söyleniyor. Sol bir gelenekten geliyor. Yani İslami camia ile uzaktan yakından alakası yok. Ama bunu biz ne zaman öğrendik? Mahkemede öğrendik. Ha bunu daha önce bilenler de vardı ama anlatamadılar. Çünkü anlatacak mecra bulamadılar. Çünkü bir linç kampanyası vardı. Mahkemede işin garibi bunu söyledikten sonra anında karar alındı ve olayı kapatmak istediler. Oysa ben hani diyorlar ya efendim siz kapattırmak istiyorsunuz. Hayır.
Ben mahkemenin ilk celsede bu kararı almasını son derece doğru bulmuyorum. Zaten bu ağır bir ceza alacak, onu hepimiz biliyoruz. Sonuna kadar gidilmeli, tüm boyutlarıyla araştırılmalı. Bunun ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Ha, bunun daha sonra biz konuşuruz. Sosyolojik, psikolojik nedenlerini, tarihi nedenlerini, eğitimden kaynaklanıyor, kaynaklanmıyor, hepsini konuşabiliriz. Bakın bu Ensar Vakfı ile ilgili diyorlar, o olayın olduğu, o iğrenç olayın olduğu evlerin hiçbir vakfa ait değil, biliyor musunuz? Onu da bilmiyorduk. Bizi öyle bir lanse ettiler, sanki Ensar'ın yurdunda olay. Evet. Sorun şuradan çıkın, 10 tane muhafazakar insana sorun, onlar da aynısını diyecek. Çünkü bütün televizyonları açıyorlar öyle. Ya ilk önce bir olayı anlatın kardeşim. Söz konusu olayın olduğu evler kişinin üzerine, o söz konusu sapığın üzerine. Söz konusu sapık efendim bir iki karede Ensar'la kendini ilişkilendirmiş olabilir. Ama araştırıldığında hani gazetecilikten ediyorlar. Evet. Kaldı ki bazı ama dürüst olan laik yazarlar da çıktı, dedi ki aynı şey bir Kemalist bir yurtta ya da başka bir buna benzer bir şeyde de olabilirdi. Evet. Buradan tüm camiayı suçlamayın dedi. Onu diyen Kemalist yazarlar da anında linç edildi. Ya olayın üzerine bile gidilemedi, araştırılamadı. Anında herkes linç edildi. Böyle bir linç kampanyasına maruz kaldık. Oysa araştırıldığında bunun farklı bir şey olduğunu, bir oradaki yaşanmış bir sapıklıktan siyasi ranta dönüştürme gayreti olduğu net bir şekilde ortaya çıkar. Aynı kişi 2000'de zaten jandarmada kayıtlı var. Yani bu sapıklık noktasında sicili var. Ben buradan şunu sormak istiyorum. Tam 28 Şubat'ın olduğu dönemde buna o zaman niye sessiz kalındı? Bu niye kendini unutturdu? Daha sonra bir 10 sene sonra, 13 sene sonra yine aynı mekanda ortaya çıktı. Bunların da araştırılması lazım. Yani bekletildi mi şimdiye kadar? Uygun zaman mı bekletildi? Bunların hepsinin de araştırılması lazım. Ama nedense bunların hiçbiri araştırılmıyor. Burada iğrenç bir olay. Ama aynı iğrençlik, yani bunu yapmak ne kadar sapıklıksa, bunu siyasi ranta dönüştürmek de o kadar sapıklıktır. Her açıdan sapıklıktır. Hem de o çocukların üzerinden, o çocukların acılarını siyasi ranta dönüştürüyorsunuz. Kendi siyasi isteklerinizi ya da hedefleriniz için onları malzeme olarak kullanıyorsunuz. Son derece iğrenç. Bu işin geçen haftaki boyutu. Biz yani toplumsal olarak son dönemde bakıyorsunuz, haberleri açtığınızda, gerçi tarih boyunca hep böyle olmuştur ama son geçen dönemde... Geçen hafta toparladık, bu arada reklam zamanı gelmiş. Geçen haftayı toparlamış olduk. Şimdi reklamdan sonra geçelim. O zaman reklamdan sonra bunun diğer boyutlarını ele alırız. Yani bu olaylar niye bu kadar artıyor? Aile içi şiddet olsun, kadın cinayetleri olsun, bu tarz olaylar olsun. Yani ne oldu? Bir yerlerde bir şey yanlışlık var kökeninde. Yani bunun hiçbir ideolojiye bu ideoloji demeden genel olarak toplumsal olarak bir cinnet hali mi yaşıyoruz? Ne oluyoruz yani? Evet, az sonra diyelim sevgili izleyiciler. Gündem özel sevgili izleyiciler, kısa bir ara verdi. Aradan sonra devam ediyoruz Ömer Turan ve Tuna Özdunç'la birlikte. Ömer Turan sevgili abim, şimdi geçen haftayı bir toparlamış olduk. Aynı konuları özellikle söylemeni istedim ki çok güzel konulardı. Konuşmadığımız konulardı. Özellikle bir kere daha hatırlatalım dedik. Belki izlemeyen izleyicilerimiz vardır diye. Şimdi bahsettiğin hususun üzerine hani muhafazakar camiye, Müslüman camiaya adeta bir iftira atıldı. Evet. Bir baskı psikolojisi. 28 Şubat sendromu yaşatıldı. Evet. Tam da bugünlerde Müslüm Gündüz konuştu. Evet. İlginç. Erdoğan'ı övdü. Yani. Ya buna ne diyorsun? Oradan da bir girelim. Hani. Yani bu haberi yeni duydum ama Türkiye çok önemli bir coğrafya. Dolayısıyla Türkiye üzerine oynanan oyunlar o kadar derin ki operasyonlar da o kadar mükemmel ve profesyonel. Siz farkında olmadan öyle bir operasyonlara maruz kalıyorsunuz ki bir reklam filmiyle maruz kalabiliyorsunuz. Bir televizyon filmiyle, subliminal mesajlarla, farklı ters köşe mesajlarla. Yani mesela atıyorum şimdi başkanlık sistemini sözde savunmak istiyorsunuz. Onu savunur gibi gözüküyorsunuz ama onu öyle birilerine savunutturuyorsunuz ki ters etki yapıyor mesela. Ama bunu çoğu insan farkına bile varamıyor.
bunun gibi o da biraz önce verdiğin haber gibi. Mesela 28 Şubat'ta Fadime Şahin olayı olmuştu, hatırlarsınız. Evet. Tüm bir camia linç edilmişti. Tüm bir camia karalanmıştı. Son derece profesyonelce yapılmıştı. Onda da o kadar açıklar vardı ki ona rağmen o açıkların üzerine gidilmedi ve olay kapatıldı. Aynısı bugün Ensar'la yapılmak isteniyor. Bakın, korktuğum için tekrar diyorum, altını çizerek diyorum. Sapıklığı kim yapıyorsa yapsın, sonu ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar gidilmeli, en ağır şekilde cezalandırılmalı. Bizim bu noktada bir korkumuz, endişemiz yok. Vakıfla ilintiliyse vakıf da cezalandırılsın. Vakıf bu işin içindeyse vakıf da kapatılsın. Ama kardeşim, yargılamadan önce bir öğrenelim, yani asmadan önce bir yargılayalım, değil mi? Evet. Ha, yargılamaya, yani öğrenmeye başladığımızda olayın öyle olmadığını görüyoruz. Ben buna dikkat çekmek istedim. Başka bir şey değil yani. Bu tüm boyutlarıyla bu olayı öğrenelim. Hemen ilk peki, iki aydır efendim Karaman'daki olayı temcit pilavı gibi durmadan gündeme getirenler niye sessiz? Bir celsede olay kapatıldı. Niye bir celsede kapatıldı? Mahkeme uzun sürmesi lazım. Tüm boyutlarıyla öğrenelim. Niye kapatıldı bir celsede? Sözde biz kapatmak istiyoruz onlara göre, değil mi? Mesela diğer karşı cenaha bakıyorsun, hiç bunu gündem dahi oluşturulmadı. Sizce ilginç değil mi? Yani ilk celsede acil bir şekilde karar verildi ve kapatıldı. Oysa bu sapık kimdir, nedir, kaç senedir bunu yapıyor, şimdiye kadar niye sessiz kalındı, bir anda mı ortaya çıktı, bağlantıları nedir, gerçekten İstanbul vakıflarının içinde mi, yoksa gerçekten kendi söylediği gibi devrimci bir geleneğe mi sahip? Efendim, onun ideolojisi bizi bağlamaz derler o zaman. O zaman ben de sorarım, şimdiye kadar sen bu sapığın yaptığı kişisel sapıklığı tüm bir camiaya mal ettin. O zaman Ensar, İslamcı falan diyordun. Şimdi adam kendisi devrimci diyor ki mahkeme kayıtlarına girmiştir o ibare. Evet. O zaman efendim onun işte ideoloji üzerinden tüm bir ideolojik grubu itham edemezsiniz demeye başladılar. Ama siz aynısını yaptınız. Tüm bir camiayı, imam hatipleri itham ettiniz. Tüm İslami camiaları, partileri, Cumhurbaşkanımıza kadar işi uzattınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ensar Vakfı'ndaki konuşmasındaki o resmi alıp onu koydunuz. İnsanlar demeç vermekten korkar hale geldi. Gıkını dahi çıkaramadı. Yani olmayan şeyler o yani kadar... Yani Türkcell'e bile Ensar Vakfı'na sponsor oldu diye baskı yaptılar. Yani. Sadece Ensar Vakfı değil ki, tüm vakıflar. Yani insanlar vakıflara gidemez hale geldi. Evet. O noktada mesela diyelim ki siyasetle önemli bir noktadasınız. Herhangi bir vakfın açılışına gidemez hale geldiniz yani. Onların kendileri açısından son derece profesyonelce yapılmış bir operasyondu. Başarılı oldu. Lekelediler. Lekelemeyi de başardılar. Ama Müslümanlar her zamanki olduğu gibi pısırık, korkak halleriyle sessiz kaldılar. Kendilerine yapılan haksızlığı dahi savunamadılar. O noktada aciz kaldılar. Bu noktada iki hataları var. Bir, stratejik hataları, taktiği belirleyemediler. İki de klasik genlerden gelen biraz çekingenlik, korkaklık ya da hani fitneye sebep olmayalım diye biz her zaman biraz geriden geliriz ya, aslında iyi bir şeydir bu. Normalde de iyi bir şeydir ki ta bu Hazreti Ali Muaviye çatışmasından kaynaklanan bir şeydir. Çok bazen de bu temkinlilik aşırı dereceye varıyor. Eyvallah. Tuna Özsunç, şimdi buradan şu çıkabilir miydi mesela Ömer Turan'ın dediği meselede? Biz biraz daha hani devreye, orada masaya yumruğumuzu vurup mesela hani stratejik anlamda Müslümanlar olarak biz bu davanın hani kapanmasını istemiyoruz, evet, vesaire, ama bu davada biz idam istiyoruz. Tecavüzcülere, evet, uluslararası bir problem olabilir, belki teröristleri asamıyor olabiliriz, ama ya çocukları taciz edenler, çocuk tacizcilerine, işte tecavüzcüleri bari asabilelim diye topluma bu şekilde bir önderlik de yapılabilirdi. Evet. Ama galiba suçluluk psikolojisi Ömer Turan'ın dedikleri üzerinden öyle, bir de öyle, hani öyle. Müslüm Gündüz'ün söylediği lafta şunu da söyleyeyim. Çok önemli bir söz aslında. Tam da 28 Şubat profilini hani oluşturmaya çalışılıyor. Demek ki ciddi anlamda bu uluslararası bir proje bu bağlamda. Cümlesi şöyle, siyasi partilere sıcak bakmadıklarını söylüyor Müslüm Gündüz. Erdoğan'ın Allah tarafından Mehdiyet hareketine hazırlandığını söylemiş. Evet. Ya işte bir yerlerden birilerini tekrar
evet, sahneye atıveriyor. Tam da bugünlerde. Üç gün önce söylüyor bunları. Ben de mahkemenin, bak mahkemenin bu kadar çok gitmesine muhalif cenah da karşı çıkıyor. Vay efendim, orada sorgulanacak çok şey var da bir şeylerin üstü örtülüyor deniyor. Karşı mahalleden de niye bu kadar kısa sürdü bu dava, niye uzamadı, daha öğreneceğimiz çok şeyler vardı diye eleştiriler yapılıyor. Ya şimdi bu postmodern 28 Şubat meselesi bu. Hani 28 Şubat'ı postmodern 28 Şubat. Benzer metazorlar uygulanmaya çalışıyor. Benzer algı operasyonları uygulanmaya çalışıyor. Ben bu kadar da işe yarayacağını sanmıyorum. Yani çünkü bu çaba devam edecektir. Ama bu çabanın nihai bir zafere ulaşacağına ben o kanaatte değilim. Biz yine işin bağlamını konuşmuyoruz bak sevgili dostum. Biz işin bağlamını konuşalım. İnsan önemli bir varlık. Şimdi zaten bu hafta tamam onu konuşalım dedik. Bir geri şimdi şimdi şey insan önemli. Biz bu o kadar kuru gürültü var ki, gündem o kadar o kadar şey bulanık ki, o kadar kafalar karışıyor ki, o kadar çapaklanıyor ki her şey. Biz işin hiç bağlamını konuşamıyoruz. O bağlamdan kopuyoruz. Şimdi bakın, çocuk istismarı, çocuk tecavüzü, çocuk pornosu, tamam mı? Kadına şiddet, kadın cinayetleri, dehşet verici pornografik filmler. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu. Evet, dünyada da bir dava şimdi var. FBI'ın, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, FBI bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Girin internet sitesine görürsünüz. Bir uyarır. Hatta çocuk pornolarını sürekli tıklayan ve uzun süre o sitelerde kalan, yasaklı sitelerde kalan kişileri de FBI deşifre eder. Evet. Bak şimdi Türkiye'den yani, 240 civarında var, kişi deşifre edilmiş. Bir şimdi, site var, ona giriyor. Bu, onlar bu dünyada olan bir sorundur bu. Fakat mesela Batı bu soruna her meseleye baktığı gibi yine analitik bakıyor. Tamam mı? Yine analitik. Yani önce sorunu çözüyor. Sorunun ne olduğunu şey yapıyor, ortaya koyuyor. Sonra sorunu ben nasıl çözebilirim diye noktasında eyleme geçiyor. Şimdi pedagoji nedir? Nedir pedagoji? Çocuk. Pedagoji çok önemli bir bilim dalıdır. Çocuk psikolojisi. Yani senin eğitmenlerin pedagojik eğitim alıyorlar mı çok sağlam bir şekilde? Çocuğa nasıl davranması gerektiğini, çocuğun hangi noktalara dokunmaması gerektiğini, şunu bunu bir sürü detayı biliyor mu senin eğitmenin? Hayır. Bilmiyor. Hepsi üniversiteleri bitiriyorlar. Formasyon almaları gereken formasyonu alıyor. Diğerleri bekliyor ki KPSS'den bizi atasınlar. Devlet bizi atasın da gidip öğretmen olalım. Ya kardeşim şimdi sen bu eğitmenlere sen bir kere bir pedagoji eğitimi vereceksin bir. Tamam. Yani bir de şöyle bir acı durum yok mu? Tam şunu da söyleyeyim mi? Yani öğretmen olanlar daha üst bir şey olamayan gibi bir durumda yok mu? Yok, hepsi için geçerli değil, değil ama. Değil, hepsi için geçerli. Hani üniversiteyi bitirdikten sonra bir öğretmen olma durumu var. Ben böyle yapıyor demiyorum. Anlatamadım ben. Başka bir şey demiyorum. Önce sen bir pedagoji vereceksin. Pedagoji eğitimi vereceksin. Bir. Hani bir de zeka seviyesi var ya meselede. Yani bilgisayar mühendisliğini kazanamamış ama bir üniversite bitirmiş, öğretmen olabiliyor. Evet. Şimdi pedagoji eğitimi vereceksin bir. Tamam mı? İki. Niye kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde bu kadar, tecavüzlerde bu kadar artış var? Bunun o kadar çok nedeni var ki, bununla ilgili bir sayısız üniversite sayısız çalışmalar yapıyor. Facebook, dünyada boşanmalarda şu anda ilk iki. Bazen birinci neden oluyor, bazen ikinci neden oluyor. Yaşanan aşk cinayetleri. İnternet alemi birinci derecede sorumlu. Şimdi nereye geliyoruz? Batım şununla uğraşıyor. Modernist dünya, tamam mı? Bireyi kendi özünden, kendi varlık nedenlerinden kopardı. Modernist insan gittikçe yabancılaşmaya başladı. Bu yabancılaşma bir yozlaşmaya dönüştü. Bu yozlaşmadan sonra bir garabet, bir modern bir insan profili ortaya çıkmaya başladı. Tamam. Bu da beraberinde belli hastalıklı genlerin de ortaya çıkması, bu genlerin de nesilden nesile taşınmasına neden olmaya başladı. Şimdi burada mesele sadece işin psikolojik yönü değildir. Şizofrendir. Katatoniktir, tamam, obsesiftir, saplantıları vardır. Bu yüzden bu cinayetleri işlemiştir. Evet, bu işin psikolojik şeyidir, noktası. Ama onu buraya getiren şey sadece genetik gerçeklikler değildir. Sosyolojik gerçeklikler vardır. Kadına şiddette ekonomik kriz, ekonomik sıkıntılar. Tamam mı? Cinnet geçiren adamlar, insanlar. Ekonomik sıkıntı bir, aşırı tüketim. İki, internet. Üç, artık eskisi gibi değil. Her şeye çok çabuk ulaşabiliyorsun ya. İnsan oturuyor bilgisayarın başında, sanal aleme giriyor. Kendi kendine kız arkadaş, erkek arkadaş ediniyor ya.
Hatta onun üzerine evlenme teklif ediyorlar birbirine. Hatta evleniyorlar yani. Böyle bir anormal bir şey olabilir mi ya yani? Ha, bu insanın doğasına aykırı bir şey yani. İşte bunların hepsi irdelenmeli Türkiye'de. Çocuklar çok iyi mi? Analizler yapılmalı. Akademisyenler bu konuda kafa yormalı. Belli bir çözüm yolları aramalı. Özellikle çocuklar meselesinde de. Çocuklar kadınlar çok erken yaşıyor değil mi? Yani evet. 20 yaşında yaşaması gerekeni artık 13-14 yaşında yaşamış olduğunda evet. 20 yaşından sonra ne yaşayacak? Yani işte o bak bilimsel mesele bilimsel bakmak zorunda. Akademik bakacaksın, akademik, analitik bakacaksın, sorunu tespit edeceksin ve o sorunun çözümüne yönelik her türlü tedbiri alacaksın. Demek ki bizim milli eğitimimizde de bir problem var. Allah ya, demek ki biz ahlak meselesini biz bu çocuklara iyi empoze edemiyoruz. Çocuklarla yetişen bireylerden söz ediyorum, geçmişten yola çıkarak söz ediyorum. Ya demek ki bizim eğitim, bak öğretim değil, eğitimde de bir problem var. Öğretim demiyorum, öğretim başkadır, eğitim başkadır. Evet. Orada da demek bazı problemler var. Bir şeyleri orada düzeltmek gerekiyor. Ha bu işin tamam bilimsel tarafı. Bir de önemli bir şey var. Avrupa'da ben geldim Almanya'ya git. Bir insan kafasına göre bir öğrenci yurdu açamaz kardeşim. Açamaz. Vakıf da olsan, dernek de olsan İngiltere'de açamazsın. Ben Avrupa'da kalmış bir insanım. Ömer de kaldı. Söyle Kanada'da böyle kolay mı bu işler? Sor bakalım. Sen bir öğrenci bak sen zor. Sen bir öğrenci evi açamazsın bu kadar kolay. Çünkü orada denetleme mekanizması çok güçlüdür. Evet. Çok güçlü bir denetleme mekanizması var. Bir kere valinin haberi olmadan bir öğrenci evi olamaz kardeşim ya da yurdu neyse. Misafirhanesi olamaz. Valilik bunu önce bilir, milli eğitim bunu bilir, milli eğitim uzmanlarını yollar. Müfettişler gelir orada fizibilite çalışması yapar. Tamam bu buna uygundur, kriterleri de budur der. Senin eğitmenlerinin kriterleri de bu olacak der. Fiziki koşullar da böyle olacak dersin, izin verirsin. Ama bir de denetlersin orayı. Sürekli denetlersin. Tamam mı? Yani tam senin tezata baksanıza. Ya, yani Karaman'da bir 20 yıl önce sapıklık yapmış. Yani kaç sene önce sonra geliyor. Yine yapıyor. Peki ev açıyor değil tamam. mi? Tamam. Evet. Peki Avrupa'da ne yapıyorlar? Bir tacizci varsa polis geliyor. Bütün komşularını nereye giderse gitsin takip bütün, ediyor. Bütün komşularını söylüyor. Kapısını çalıyor. Tabii. Diyor ki işte alt katınızda bir tacizci var. Tacizci var diyor. Evet. Oturan bu deşifre ediyor. Evet. Tabii. Ama bak şimdi şöyle bir şey de vardı. Bir de dernekler de burada sorumlu. Dernek vakıf hani sen eleman alıyorsun eğitmen alıyorsun işte aldığın eğitmeni sen tamam da bu karpuz değil ki hani koklayalım da anlayalım diyorlar ya böyle bu Türk vali şeyden yaklaşımla geçin bunları ya arabesk lafları bırak bunu ya sen irdeleyeceksin araştıracağız kimdir bu neyin nesidir bu çocuklara bu eğitim verecek derinliğe sahip midir bu adamın geçmişinde ne var referansları nelerdir sen hadi diyelim aldın sen bunu bir gizli de gizliden ya da açıktan sen bunu bir izleyeceksin denetleyeceksin bunu denetleyeceksin denetlemiyorsun. Denetleme ya çocuklar önemlidir ya çocuk. Ya sen o erkek çocuğunun o yaşlarda yaşadığı travmanın onun gelecek hayatını nasıl etkileyeceği konusunda acaba bu ülkede birileri fikri var mı? Sadece psikologlar demiyorum. Bak biz bunları konuşmuyoruz o çocukların hayatı kaydı ya. Hiç kimse bunları söylemiyor bunları düşünmüyor. Tuna çocukları yani, düşünen yok ki. Ya yok kimse çocukları düşünmüyor. Baksana biri diyor ki ensarda yandan yattın, önden yattın, üstten yattın bak. Yatmaktan bahsediyor. Belden aşağı veriyor örneği ya. Bir de ben çocukları savunuyorum diyor. Bu nasıl bir yaman çelişkidir ya? Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Tuna sadece bir şey soruyor. Yani, ama abi bak denetlemiyorsun da. Denetleyeceksin. Devlet bunu denetleyecek kardeşim. Aklıma bir şey geldi. Mesela 2 aydır müthiş bir kampanya var değil mi? Bu çocuklar üzerinden. İşte çocuklara mağdur edildi falan. Ki bunu yapanları da biliyoruz. Bunu yapanlar, kurum, kuruluş, siyasi parti, hepsini biliyorsunuz, isim vermeyeceğim. Bunlardan herhangi biri gidip de o mağdur olmuş çocuklarla ya da aileleriyle ilgilendiler mi? Bunların amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Eğer gerçekten çocukları düşünüyorlarsa gidip insan ilgilenir. En azından bundan sonraki yaşantısında o çocuklara yardımcı olacak şeyler, ailesine yardımcı olur, maddi, manevi her açıdan yardımcı olur. Hiç ilgilenmediler, hiçbiri ilgilenmedi. Bunların tek Nimet derdi var. Nimet Çubukçu bakandı. Aileden sorumlu bakandı Nimet Çubukçu. Hatırlayın Malatya'da o yetiştirme yurdunda. Yetiştirmiyordu. Senin benim vergimle orada yetim çocuklarımıza bakılıyor değil mi? Bizim çocuklarımız evet. Onlar. Orada nasıl bir şiddet, nasıl bir vahşet vardı ki hatırlayın. Evet. Ya inan iddia ediyorum ben sana Türkiye'nin yetiştirme yurtları ciddi şey yapılmalıdır ya. Sorgulanmalıdır. Evet. Denetlenmelidir. Burada neler olduğunu kim biliyor? Hangimiz biliyoruz? Denetleme mekanizması yok. Denetleme mekanizması zayıf olursa bu tür aşağılıklı, hastalıklı şeylerin önüne geçemezsin. Tedbir alamazsın. Çocuk önemlidir. Çocuk değerlidir. Çocuk bizim geleceğimizdir. Anlatabiliyor muyum? Buralara kanalize olmak gerekiyor. Denetleme. Bir, sorunu tespit etme. İki, sorunu analitik bir bakışla çözme. Üç, bunları yapacaksın.
Bak FBI deşifre ediyor Amerikan istihbaratı. Bunlar sapıktır diyor. Bunlar diyor porno filmleri şeyi izliyorlar diyor. Çocuk pornosu izliyormuş abi. Deşifre ediyor. Sen de deşifre et. Milli istihbarat da deşifre etsin ya da emniyet istihbarat da deşifre. Bu adamlar tacizcidir desin. Ya da bu adamlar şu sitelerden şu ADSL adreslerine giriyorlar. Buralarda bu iğrenç şeyleri izliyorlar diye deşifre etsinler. Çünkü insan hani bizde bir ahlak normları vardır. Hani anlatabiliyor muyum? Utanırsın yani. Şimdi bu da kullanılabilir. Bu böyle de rezil edersin. Hatta senin dediğin gibi polis gelir tak tak kapıyı çalar. Şu aşağıdaki adama dikkat edin. Tacizden yargılanmıştır. Şu cezada yemiştir. Ancak hala da malum bir şüphelidir. Ya da böyle bir soruşturma geçirmektedir. Henüz daha soruşturulmamıştır. Dikkat edin çocuklarınıza sahip çıkın denmeli. O adam o apartmanı terk eder. Her gittiği yerde de peşini bırakmayacaksın bunu. Evet. Aynı zamanda da bu bir hastalıktır. İki gözüm. Bu bir psikolojik hastalıktır. Peki Tuna bunun bir de tedavi süreci de gerekiyor yani. Tuna bir nokta daha var. Hani biz hep sinekleri eleştiriyoruz da bataklığı hiç eleştirmiyoruz. Tabii ki monokozal bakmamak lazım bu olaya. Tek sebepli bakmamak lazım. Birçok boyutu var ama bu boyutlardan bir tane nedenlerden bir tanesi de mesela bu tarz olayların olmasında az da olsa etkisi olan porno siteleri mesela. Şimdi bunları yasaklamaya kalktığın zaman aynı grup işte iki aydır bu olayın reklamını yapan efendim ortalığı yıkan gruplar, siyasi parti ya da STK'lar yine ayağa kalkıyor. Efendim bunu özgürlükler çerçevesinde değerlendirmek lazım. Siz şeriat getirmek istiyorsunuz, porno sitelerini kapatıyorsunuz. Hatırlamıyor musun yani, 28 Şubat sürecinde bir bayan gazeteci belediye başkanına genel evini niye kapattın diye sordu evet. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir gazeteci bayan, ismini vermeyelim şimdi gerek yok. Sordu ya belediye başkanına, niye dedi genel evi kapatıyorsunuz dedi. Tuna. Şimdi böyle bir şey olabilir mi usta? Ya bunun birçok boyutu var. Tek bir boyutu yok. Bu bataklık olduğu sürece bu tarz sinekler olur. Bu tarz programlar, bu tarz dizi filmler, internete girdiğinizde bin bir türlü sapık siteler olduğu sürece ve bunların önü açıldığı sürece reklamlardan tutun da bir kadını bir seksi bir meta haline dönüştüren tüm programlara kadar bütün bunlar olduğu sürece maalesef diyorum bu tarz şeyler artar. Ha bunlar olmasa da insanın yapısında varsa bunun bir kısmı da genetik yapıdan kaynaklanıyor. O ayrı. Biraz önce söylediğim gibi buna çok sebepli bakmak lazım. Monokozal tek sebepli bakmamak lazım. Ama bu saydığım şeyler porno olsun, o bizim şu an televizyonları açtığınızda göreceğiniz programların %80'i, işte isim vermiyorum, dizi filmlerin %80'i. Dizi filmlerin %80'i. %80'i programların... bu tarz şeylerin altyapısını hazırlıyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hiç norm kalmamış, hukuk kalmamış, ahlak, yani. Röntgenciliği PR çalışması yapıyoruz. Röntgenciliğin önünü açıyoruz. İsim vermeyeceğim yine bir mesela diyelim ki 7'den 70'e insanların seyrettiği bir program var 7'den 70'e. Bakıyorsunuz bizim bir Türk aile geleneği var, yapımız var, değerlerimiz var, haramımız, helalımız var. Müslüman olmasa bile Türk toplumunun benimsediği değerler var değil mi? Şimdi komünal bir yaşam var. Beraber yaşıyorlar. 6 yaşındaki çocuk da bakıyor orada işte bikinili kadın devamlı bikinili oluyor, adam şortlu oluyor. O çocuğun gözü ona alışıyor artık biliyor musun? Ya da oradaki komünal yaşantıya, kadın erkek arasındaki ilişkiye, efendim devamlı sevgili değiştiriyorlar. 6 yaşındaki, 7 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuk göz gördüğüne alışır. Evet. Ailece seyrediyorlar. Ama efendim ondan sonra niye bunlar oluyor? Ya bu sebeplerden bir tanesi de bu. Olaya tek sebeple bakmamak lazım. Bunun efendim psikolojik, sosyolojik, pedagojik birçok sebebi var. Eğitim sistemi bunlardan bir tanesi. Ama en önemli sebeplerden bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi. Mesela bunlara köklü bir çözüm getirmek istediğiniz zaman üst akıl dediğimiz ve bize durmadan operasyon çeken bir yapı hemen yine sizi linç ediyor. Aa, şeriat getirmek istiyorsunuz. Özgürlükler işte diktaya doğru gidiyor. Diyelim ki mesela kürtaj meselesinde yaşadık. Kürtaj meselesi ya da diğer meselelerde eğitim değil. Bunu nasıl engelleyeceksiniz? İnsanlara yasak kavramını sokacaksınız. Yasak kavramı nedir? Haram. Ha, bu sefer onu soktuğunuz zaman yasaktan kaynaklanıyor bu diyor. İsteklerin örtülmüş şekli diyor. Bu dolayısıyla sonra patlama yaşanıyor diyor. Ona da bir psikolojik bir açıklama getiriyorlar. Yani küresel bir operasyonla karşı karşıyayız. Bu sadece bu değil. Aile içi şiddet mesela aile bir toplumun çekirdeğidir. Bir milleti yok etmek istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Aileyi yok edeceksiniz. Aileyi nasıl yok edersiniz söyleyeyim mi size? Kadınla yok edersiniz. Kadını değiştirdiniz mi aileyi değiştirirsiniz. Aile içi şiddet, boşanmalar had safhada. Efendim şimdi her şeyi yasaklayalım demiyoruz.
Ama devlet bununla ilgili gerekli tedbirleri alabilir. Eğitim programları ya da efendim filmler, buna yönelik programlar yapılabilir. İşte boşanmaların, Tuna da söyledi, önemli bir bölümü gerçekten sosyal medyadan i̇şte kaynaklanıyor. Şeyi hatırlamıyor musun? 20, bu 90'lı yıllarda bu küçük İbolar, küçük Onurlar, tamam mı? Bir dizi furyası var. Evet. Yani kucağına oturtmuştu mesela küçük İbo'yu falan. Sonra o bakan dönemi en doğru şeyini yaptı. Hepsi okula gönderdi. Ait olmaları gereken okullarına gönderdi. Ya o kadar bu genel dünyanın sorguladığı bir şey usta. Yani 1980 mesela rahmetli Özal, baba Bush ısrar etti. Rahmetli Özal Hollywood kotasını açtı. Hollywood'a kotayı kaldırdı. Hollywood sineması geldi, zapt rapt altına aldı zaten. İşte Top Gun'lar, yok 9,5 haftalar. Yeni Amerikan şeyinin, kapitalizminin bir popüler kültür olarak empoze edildi, pompalandığı bir şey. Orada kendi ahlaki değerlerini de pompaladılar. Çok doğru bir şeymiş gibi gösterdi. Ona özenildi. Ona gıpta edildi. O öyle bir yaşam şeyi hayal etmeye başladı yeni nesiller. Ya bir de bak 70 mıhtırasından sonra özellikle 80 darbesiyle bir neslin zihninin ırzına geçirdi kardeşim. Tamam mı? Zihni depolitize edildi. Dininden koparıldı, inançlarından koparıldı, siyaset üretmesi engellendi, felsefe üretmesi engellendi. Yok ettiler bir nesli. Ya perişan ettiler. Apolitize. Tamamen tüketmeye mada. Tüket, tüket de tüket. Şimdi benim bir arkadaşım vardır sahaftarda, Beyoğlu'nda, kitapçıdır. Çok sevdiğim bir dostum. Ya Tuna dedi, geçen de biri geldi dedi. Şeyin dedi, kitabını istiyor. Aşk-ı Memnun'un yazarı. Tanpınar. Diyor ki, ya bir roman var diyor. Onu bir verebilir misiniz? Ne diyor bu da sahafçısı? Ya var ya dizisi var diyor ya falan. O bir Aşk-ı Memnun. Adam yazarını bilmiyor. Dizisi üzerinden kitabı istiyor mesela, anladın mı? Şimdi yani diziyi söyleyerek kitabı istiyor. Ya böyle bir garabet, bir haldeyiz yani. Ya okum yani feci bir durum bu. Anlatabiliyor muyum? Ha şimdi gelelim. Hani diyor ya Sayın Erdoğan, muhafazakar bir nesil yetiştireceğiz. Milli bir nesil yetiştireceğiz. Yani ideal ahlaki bir nesil. Ahlaki değerleri olan. Ha, ahlaki değerleri yani olan bir nesil yetiştireceğiz. Yasa, haram, helali bilen bir nesil. Bilen bir nesil, ülkeyi seven bir nesil yetiştireceğiz. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Bu 14 yıllık yeni jenerasyon var ya, ben o yeni jenerasyondan umutluyum. Onu söyleyeyim. Yani yaşları şu anda 8-9 olan, 10 olan, 11 olan o civarlarda. Ben daha makbul bir nesil oluşacağı şeyi bende hasıl. Kanaati hasıl bende. Ama yeni kuşak da çok güzel. Yani onlar da tertemiz çocuklar. Fakat doğru yönlendirilmeleri lazım. Çünkü çok güzel beyinler bunlar. Zeki çocuklar yani. Mizah yani mizah zekaları çok güçlü. Adı çocuk daha 15 yaşında benden bile daha iyi bilgisayar kullanıyor ya, 14 yaşında benden bile yani. Evet. Hepsi çatır çatır satranç oynuyorlar. Çok böyle müthiş bir nesil var aslında. İşte bu nesli bu tür hastalıklı, bu tür kapitalist dünyanın, popüler kültürün tuzaklarından bunları mümkün mertebe bunları korumak gerekiyor. Doğru yola üretmelerini sağlamaya kanalize etmek lazım. Benim demek istediğim bu. Şimdi bu da genel bir soru. Şimdi başka bir şey söyleyebilir miyim? Usta sen de niye Müslümanlar çok korkuyorlar bu ensar meselesinde? Sustular, sus pus oldu. Sevgili seyircilerimizin haberleri vardır. Suriye'de, Halep'te 6 yıldır süren iç savaşlardaki en büyük katliam gerçekleştirildi dün ve bugün. Evet. En büyük katliam. Evet. Ölü sayısı 500'e yakın. Hatta daha da artmasından endişe ediliyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, siviller katledildiler. Katliamı bizzat Esad'la Rus uçakları, rejim güçleriyle Esad ve Rus güçleri birlikte yaptılar. İran'da sahada yardımcı oldu İran milisleri. Halep'te inanılmaz bir katliam var. İslam dünyası nerede? Nerede bu İslam dünyası? Müslümanlar nerede kardeşim? Şiir okuyor. Suudi Arabistan'dan bir açıklama var mı? Yok. Katar'dan bir açıklama var mı? Yok. Mısır'dan bir açıklama var mı? Yok. Ürdün'den var mı? Yok. Libya zaten kendine ayrı. Yok. Oradan da yok. Golan nerede? Nerede? Ya katliam yapılıyor kardeşim. Ha. Görülmemiş bir şey ya. Bak ne diyorum? 6 yıldır Halep'te görülmemiş katliam yapılıyor. 6 yıl boyunca böylesi görülmedi. Böylesi görülmedi. Neredesiniz? Niye kıkırız çıkmıyor? Bir Erdoğan konuşuyor ya. Bir dün konuştu Erdoğan. Bugün konuştu Erdoğan. Peki başka konuşacak kimse yok mu bu İslam coğrafyası, İslam aleminde? Neredesiniz? Yahu İslam coğrafyasının kendine hayrı yok ya. İslam coğrafyası kendine dürüst değil bir kere.
Tamam mı? Biri Şia emperyalizmi üzerinden faşizm yapar. Biri Sünni diktatoryası ayakta kalsın, krallığı, emirliği ayakta kalsın, şaşafatı, zenginliği baki kalsın diye bir toplumun yok oluşuna göz yumar. Ondan sonra biz de buradan işte niye böyle oluyoruz diye sorguluyoruz ya arkadaşlar. Sayın seyirciler, Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı nerede biliyor musunuz Maliye Bakanlığı? Riyad'da mı? Ne münasebet? Wall Street Journal'da ya. Wall Street Journal'da. Kardeşim, Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanı da orada. Wall Street Journal'da Amerika'da oturmuş Suudi Arabistan'ın ekonomisini yapıyor. Sen buraya gelmişsin, ne yapıyorsun? Ya bak, katlediliyor senin kardeşlerin. Kardeşim, göremiyor musun? Adım adım paramparça ediyorlar seni. Farkında değil misin hala? Adım adım paramparça ediliyorsun. Adım adım yani. Sakspiko yok, şu bu. Geçtik artık bunları. Sakspiko'yu güncelledi adamlar. Başka şeyler yapıyorlar. Seni lime lime ediyorlar şu anda. Lime lime. Neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ne yapıyorsun Suudi Arabistan? Seni 750 milyarla batırırım ha diyor ABD. Ya geç bunları be. Geç bunları, bu günlük politikaları. Niye kimi ne şey yapıyorsun? Tehdit ediyorsun. Çıkın deyin ki kardeşim, ya bu Halep'teki katliam biter. Esad oradan pılını Esad oradan devrilir. Rusya pılını pırtını toplar, defolur gider. İran'da elini ayağını çeker. Yoksa ben gerekeni yaparım. Diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Evet, dediler ki 150 bin asker gelecek de, İslam ordusu gelecek de, İslam ordusu işte Suriye'ye müdahale edecek de. Romantizm. Başka bir şey yok. Her şeyi bir söyle. Ne İslam ordusu? Nerede bu İslam ordusu? Doğru. Hangi gerçeklik? Hangi realite? Evet. Yani ne nedir çok bu, ne? Çok korkmuşlardı ama hiç... Ya geç bunları, evet, usta. Sözde. Bak, bunların hepsinin dizgini ABD'nin elinde, İngiltere'nin elinde. Birbirimizi bu da kurban olayım, kandırmayalım. Romantik konuşmayalım ya. Evet. Kendi kendimizi tatmin etmekten öte milleti de ahmak yerine koymayalım ya. Bunların hepsinin dizginleri ABD'nin, İngiltere'nin elinde kardeş. Suudi'si de, Katar'ı da, şuyu da, buyu da, hepsi yani. Ya çık, inisiyatif koy ortaya ya. Ya koy inisiyatif ortaya. Çık de ki bu nedir ya, buna bir dur deyin de gereken her tepkiyi koy. Ne dedi bugün Erdoğan? Bak, ne dedi Sayın Erdoğan bugün? ABD'ye ne dedi? Sen dedi PYD'ye, senin savunma bakanın PYD terör örgütüdür diyor. Senin bir başka diyor sözcüğün PYD terör örgütü değildir diyor. Diyor siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz diyor Erdoğan. Bizimle konuşurken başka bir şey söylüyorsunuz. Biz sırtımızı döndüğümüzde başka bir şey konuşuyorsunuz. Yani bizi sırtımızdan vuruyorsunuz diyor. Aynen de şöyle noktayı koyuyor. O zaman biz bu işi kendimiz halledeceğiz. Kendi bağım ipimizi kendimiz keseceğiz. İnşallah. Tamam. Diyelim, ne dedi? Biz bunu kendimiz yapacağız. Evet. Bu millet yapacak dedi. İnşallah. Ha, bunu bak şimdi. Ha. Bunu konuşalım ama. Halep'i de konuşalım, evet, yani. Evet. Kısa bir reklam arası vereceğiz sevgili izleyiciler. Aradan sonra Halep'i konuşacağız tabii ki. Maalesef o sessizliği de konuşmamız gerekiyor. Gündem Özel'e devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Kaldığımız yerden Tuna Öztunç ve Ömer Turan'la birlikteyiz biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Reklam öncesinde Tuna Öztunç'un maalesef yüreklerimizi dağlayan sözleri vardı. İsmet Özel öyle diyor. Keyifli olmak, suçlu olmakla eş anlamlı demek. Tam da bugünlerde öyle. Ne evet. kadar da haklıymış evet. Üstad. Evet, yani Tuna haklı olarak onu gündeme getirdi. Çok da iyi yaptı. Gerçi 2012 tarihinden 2011'in sonundan itibaren Suriye'de tam bir katliam yaşanıyor. Yani medeni dünya olarak tabir ettiğimiz Mehmet Akif'in işte tek dişi kalmış canavar olarak lanse ettiği, tabir ettiği Avrupa medeniyeti her zamanki gibi 3 maymunu oynuyor. Görmüyor, duymuyor, sessiz kalıyor. Bugün Amerika'da, kıta Avrupa'sında ya da İngiltere'de bir tane çocuğa bir şey olsa hepsi ayağa kalktığını görüyorsun. İşte Tuna da söyledi, sadece son 2 gündür yapılan ve Halep'in üzerinde yapılan kör bombardıman dediğimiz bombardıman şekliyle yüzlerce insan ölüyor. Bunu kelimelerle anlatamayız. Kifayetsiz kalır, yaşamak lazım. Empati yaparsak belki orada ölen çocukları kendi çocuklarımız, kadınları kendi kadınlarımız ve ölen erkekleri kendimiz olarak empati yaparsak, bir an bir saniye öyle düşünürsek
belki bir nebze anlarız. Yani her uçak sesi geldiğinde Suriye'den gelen, Halep'ten gelen özellikle insanların kendini yerlere attığını bir bilsek. Çünkü uçak demek, bomba demek, ölüm demek, parçalanmış kol demek. Depremden hatırlayabiliriz. Depremden hani mesela, deprem çok güzel bir. Depremden sonra hani, çok güzel bir, en ufak bir. Ben depremi yaşamadım, askerdeydim o sırada, Urfa'da olduğu için hissetmedim ama geldiğimde insanlarda şunu görüyordum. Yani avize sallansa, çiçek sallansa insanlar baktı psikolojileri bozulmuş. Yani orada deprem oluyor diye. Ama deprem yani bugünlerini bir, hatırlarlarsa. Evet, deprem bir defa oldu, bu her an oluyor. Devamlı oluyor. Her an olduğu için mi evet. tepki vermiyoruz artık? 5 yıldır Suriye'de insanların katliya duyarsızız. Olmasına dünya olarak duyarsızlaşmışız. Duyarsızız. Yani orası tam bir bataklığa dönüştürülmüş durumda. Şimdi Suriye meselesini konuşacak değiliz. Bilinçli olarak bunun bir numaralı sorumlusu da Batı zaten. Yani bunun içinde Tuna'nın da söylediği gibi İran kesinlikle var, Rusya kesinlikle var ama en başta Amerika Birleşik Devletleri var. Bazen sessiz kalarak, bazen farklı şekillerde destek vererek tam bir bataklığa dönüşmüş durumda ve bu bataklık daha da derinleşiyor. Bundan sonra çözülecek gibi değil. 4-5 tane bir aşağı yukarı birbirine eşit güçte unsur var. Birisi ortaya çıktığında diğerlerini bertaraf etmek istediğinde hemen öbürüne destek veriliyor. Mesela bugün PYD olağanüstü güçlenmiş vaziyette. 200 sene önce hiç kimsenin ciddiye almadığı PYD bugün Suriye'deki grupların içindeki en güçlü gruplardan bir tanesi. Muhalefetin arkasındaki güçler belli. İşte Türkiye kısmen yardım ediyor, Suudi Arabistan yardım ediyor ama gücü sınırlı. Esad'ın arkasındaki güçler Rusya resmen destek veriyor. İran, Irak bütün Şii ekseni tamamen net bir şekilde destek veriyor. Dolaylı destek verenler de var. Esad'ın bir şekilde gitmesini istemiyorlar, kalmasını da istemiyoruz diyorlar ama gitmemesi için de elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi mesela Halep'teki bombalama şöyle oluyor. Halep'teki muhaliflerin elinde bazı uçak savar füzeler var ama bunların menzili sınırlı. 2 kilometre mi neymiş menzili. Dolayısıyla uçaklar yukarıdan uçmak zorunda. Yukarıdan uçunca da zaten ama daha ondan önce de helikopterlerle varilleri atıyorlardı. Varil bombası dediğimiz. Çok varili alıyorlar. İçine bomba koyuyorlar. İçine efendim nedir? Metal parçalar, çiviler falan koyuyorlar ki hasar çok olsun. Şehir merkezine mesela İstanbul'un üstünden geçerken herhangi bir yere bırakıyorlar. Nere düşeceği belli değil. Yani nokta atışını bırak. Evet. Nokta bölge bile değil. Rastgele. Çünkü çok yukarıdan uçmak zorunda vurulmamak için. Şimdi Rus uçakları da aynısını yapıyor. İşte vurulmamak için uçak yukarıdan uçuyor ve bombayı öylesine bırakıyorlar. Pazara bırakıyorlar ya, insanların yaşadığı pazar bölgesine bombayı bırakıyorlar. Resmen bir katliam yapıyorlar. Dünya üç maymun oynuyor her zamanki gibi. Ya sessiz. Yalnız biz dünya, üç maymun oynuyoruz. Dünya Türkiye sessiziz. Konusunda üç maymun oynamıyor. Bak, tabii canım biz olsak. Şimdi kiliste. Mesela biz lafını kestim. PKK terörüne karşı biz mücadele ederken efendim şöyle mi yaptım böyle mi, gezi olaylarında işte polislerimiz neydi o gaz bombasını evet. gaz şeyini atarken 45 dereceyi mi attı 40 dereceyi mi attı diye onun için Avrupa Birliği'nden açıklamalar tabii. gelmişti. Ama şu anda Suriye'de Halep yanmıyor. İnsanlık yanıyor. İnsanlığın tüm değerleri yanıyor ve Batı medeniyetinin sessiz olduğunu tabii. görüyoruz net bir şekilde. Ne ABD'de, Avrupa'da, Rusya'da, Türkiye'ye karşı üç maymunu oynamıyorlar. Çok net kendilerini belli ediyorlar. Çok net. Şimdi kiliste 15 gündür IŞİD yani DAEŞ'in katüşyaları falan geliyor. Roketleri falan geliyor. Tamam mı? Bunların hiçbiri tesadüfü falan değil. Artık DAEŞ obüsleri de, fırtına obüslerinin rampalarına da hedef almaya başladı. Gel gel yapıyor Türkiye'ye. Gel gel. Bu gelgeli niye yapıyor biliyor musun? Bunun hiçbir tesadüfi değil. Bak yan yana bir kronoloji yap. Getir puzzle'ları bir araya. Tamam. Diyor ki ABD, PYD ve YPG terör örgütü değildir ama PKK terör örgütüdür diyor. Tamam mı? Türkiye ısrarla yapıyor bunu ABD her defasında. Türkiye IŞİD'le mücadeleye odaklanmalı. 2. 3. Türkiye içeride çözüm sürecini yeniden başlatmalı. 4. ABD'nin amacı şudur. Hatırlar mısınız ben bugün bir programda burada şunu söylemiştim. ABD PKK'nın Suriye'ye odaklanmasını istiyor demiştim size. Hatırladınız mı? Evet. Çok değil. 4 gün sonra PYD resmi açıklama yaptı. ABD PKK'nın Suriye'ye odaklanmasını istiyor dedi. Benim kullandığım cümlenin aynısını. Bizden böyle talep evet. ediyor dedi ABD. Ben bunu sadece bir öngörü olarak söylüyorum. Şimdi bu da ki o tezgah şu. ABD Türkiye'yi PYD'ye mecbur etmek istiyor.
PYD ile affedersiniz, ittifaka zorluyor. IŞİD'in de bu saldırıların perde arkasında da bu vardır. IŞİD de gel gel yapıyor. İçeride de canlı bombalar, işte bir tane Bursa'da patlattılar falan, bir şeyler oldu. Yani tamam bu terör, onun için şeyi belli değil henüz hangi terör örgütü oldu ama. Yani onu, orada da hedefi yine IŞİD gibi göstermeye çalışıyorlar. Çalışmıyor. Var. Yani direkt IŞİD yaptı. Yani ABD'nin tezgahı şu, ABD Türkiye'yi IŞİD'le iyice burun buruna getirip, tamam mı, İyice IŞİD'i Türkiye açısından bir tehlikeli olma, o tehlikeli olmasını göz yumuyor, seyrediyor orada. Mümkün mertebe karşı karşıya gelsinler ki PYD'nin içeride IŞİD'le savaşıyor retorisi meşrulaşsın. Yani daha doğrusu o paradigma meşrulaşsın. Yani işte bak gördün mü, PYD IŞİD'le çatışıyor, YPG savaşıyor. Sen de Türkiye olarak IŞİD'le sana saldırdığına göre sen de YPG'yle işbirliği yap diyor. İçeride de gazı almak için PKK'ya diyor ki sen çatışmalara son ver, çekil. Git Suriye'ye odaklan, içeride Türkiye'yi fazla meşgul etme, yeteri kadar ettin, bizim istediklerimizi yaptın zaten, o bitti. Ya yeter artık, burada dur, sen Suriye'ye odaklan, zaten Türkiye istese de istemedese de seninle ittifak yapacak diyor. Çünkü ABD bunu tezgahlıyor, bunu istiyor. O yüzden bu IŞİD saldırıları artmaya başladı, bu DAEŞ'in canlı bombaları baya ortaya çıkmaya başladı. Uyuyan hücrelerin uyanmasının nedeni de bu. Faaliyete geçmesinin nedeni de bu. Gel gel yapıyorlar. Yani IŞİD gel gel yapıyor. Türkiye de bunu seyrediyor. Şimdi gayet akılcı davranıyor. Ama bu bataklığın kendi, DAEŞ bataklığın içine çekmek istiyor. Bunu yaparsa Türkiye YPG tamamen meşrulaşır. He, ama Türkiye şunu yapar. Der ki tamam kardeşim, ben IŞİD'le savaşmaya geliyorum ama ben o 900 kilometrelik hattı da güvenliğe alıyorum der. YPG'nin hareket alanını da kısıtlar. Şimdi bu da mümkündür. Ama şu an için çok gerçekçi midir? Değildir. Ama Erdoğan'ın bugün verdiği mesajın altını bence çizin. Çizin onu. Yani çok net bir şey söyledi. Kendi kaderimizi dedi, kendimiz belirleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedi, kendi kaderini bu millet kendisi tayin edecek. Ne demektir? Ne ABD, ne Batı, ne Rusya artık umurumuzda değil. Bizim üniter geleceğimiz tehlike altında. Terör belasıyla uğraşıyoruz. Terör bizim sınır komşumuz olamaz. Bizim Esad korusundaki tavrımız da bellidir. Madem öyle, biz de kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Ben burada ne anladım? Belirleme gücü var mı? Niye olmasın? Türkiye Cumhuriyeti'ne bak şey mi ya? Muz Cumhuriyeti. Tabii ki var. Ben şunu söylüyorum. Hep sana şunu söyledim. Ömer de çok dile getirdi bunu. Bir siyasi irade koyman lazım ortaya. Gireceksen gir kardeşim. Ben girmek zorundayım oraya. Tamam mı? Bunun da bedeli budur. Bu bedeli milletçe ödeyeceğiz. Buna hazırlıklı olun. Faturası çok acı olacak. Çok ağır olacak ama geleceğimizi kurtaracağız, mecburen gireceğiz de, yani siyasi iradeyi koy ortaya. Ben Erdoğan bugünkü o kullandığı o cümleden altında, at metninde bir ihtimalin de olabileceğini düşünüyorum. Eyvallah, siz ne düşünüyorsunuz Ömer Bey? Yani biraz önce söylediğim gibi Suriye bataklığa dönüştürüldü ve her geçen gün derinleştiriliyor bilinçli olarak. Adeta bir ateş yumağına çevrilmiş durumda. O ateş yumağı ilk önce Suriye'yi bitirdi ama sadece onu değil, komşu ülkelere en başta da Türkiye'yi dokunmaya başladı. Bu ateş yumağı tüm Orta Doğu'ya dokunur, yerle bir eder, yepyeni bir Orta Doğu kurulur ama nasıl kurulacağını bilemeyiz. Pandora'nın kutusu bir açıldı mı bunu hesaplayamazsınız, nereye gideceğini bilemezsiniz. Neticede ilah değilsiniz, Allah değilsiniz haşa. Amerika olabilirsiniz, onun üstündeki yapı olabilirsiniz. Müthiş kurmay zekanız, paralarınız olabilir, ordularınız olabilir ama bunun nereye gideceğini hesaplayamazsınız. Bunun ucu onlara da dokunur. Avrupa Birliği'ne dokundu. Neyle? Göçmenlerle dokundu. Sadece şimdi değil, 20 sene sonrasına, 50 sene sonrasına da dokundu. Amerika Birleşik Devletleri kendini orada, mesela deniz ötesi olduğu için rahat. Göçmen konusunda, diğer konularda belki güvende hissedebilir ama ona da dokunur. Çünkü dünyanın istikrarı Orta Doğu'da geçer. Orta Doğu'daki istikrar sağlanmazsa dünyada istikrar sağlanamaz. Yani artık Amerika kendi kendine yeter bir vaziyette değil. Amerika'nın dünya ile entegre olmuş ve bütün pazarı dünya durumunda. Yani diğer bölgelerdeki istikrarsızlık bir şekilde bunu etkiler. Ve Suriye'deki olay sıradan bir olay değil. Artık Suriye'deki küresel bir boyut kazandığını zaten aylardır söyleniyor ve biliniyor ama onu da aşmış durumda. Ve sorun, yani tünelin ucunda ışığı göremiyoruz. Mesela 2013'te ben tünelin ışığında ışığı görüyordum. Çok netti. 2013'te bana sorsanız Esad'ın düşmesi 6 aylık meseleydi. Bitti. Herkes de bunu söylerdi. Öyleydi de. Yalan da değil. Düşüyordu Esad. Düşürmediler.
Yani düşen hani sallanan bir diş vardır ya, bir çekerseniz düşer değil mi? O dişi çektirmediler, diş hala sallanıyor. Esad şu an Suriye'yi kontrol etmiyor. Esad diye bir güç yok. Yok. Yani Suriye'de Esad'ın arkasındaki küresel güçler var, bölgesel güçler var. Muhaliflere kısmen destek veren, en az destek verilen grup da muhalifler. PYD'nin arkasında kimler say say bitmez. Yani PYD tam Birleşmiş Milletleri geçmiş durumda. Müslüman ülkeleri çıkar. Tüm yani Amerika Birleşik Devletleri destek veriyor, Almanya destek veriyor, Rusya destek veriyor. Yani yarışıyorlar, Fransa destek veriyor. Yani veren ve herkes destek veriyor. Katliamları biliyorsun bu hafta değil mi? Bu hafta da yaptı. Tabii. Yani yapıyor. PYD kendi kantonlarında tam diktatör rejimi kurmuş durumda katliamları yapıyor. Esad kendi bölgesinde katliam. DAEŞ'in arkasındaki gücü de biliyoruz. Mesela DAEŞ eylemlerinden dahi DAEŞ ile PYD rejim arasındaki ilişkiyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kimse, evet. Mesela muhalifler DAEŞ'ten 5-6 tane köy alıyor. Sonra DAEŞ karşı bir operasyon başlatıyor. 50 tane köy alıyor. Nedense DAEŞ muhaliflere karşı aslan kesiliyor. Ama aynı DAEŞ bir tane kurşun atmadan Tel Abyad'ı PYD'ye teslim ediyor. Tişrin'e kadar çekiliyor, tüm bölgeyi bırakıyor. Rakka'ya kadar çekiliyor, Derzur'a kadar çekiliyor. Bugün PYD'nin Derzur'a yanaştığını, Rakka'ya kadar yanaştığını, Suriye'nin neredeyse üçte birine hakim olma pozisyonuna geldiğini görüyoruz. Ve Cerablus'la Afrin arasını birleştirmek için harekete geçtiğini, Tişrin üzerinden geçtiğini, Afrin üzerinden de bu tarafa doğru, doğuya doğru ilerlediğini görüyoruz. Muhaliflerin kıstırıldığını görüyoruz. Bu ortamda Suriye'de çözüm bulunmaz. Orta ve uzun vadede çözüm gözükmüyor. Yani ama Suriye'deki çözümsüzlük, Orta Doğu'daki çözümsüzlük demek. Yani Suudi Arabistan'ın dörde parçalanma projesi var. Yemen çözülememiş durumda. Türkiye'nin kendi içinde zaten Suriye sorunu çözülemediği sürece Türkiye istikrara kavuşamaz. Bu kadar açık ve net. Evet. Ama tüm bunların ışığında İran bir tane bomba patlamıyor. Sakin, güllük gülistanlık ki mafsarları bölünmeye son derece müsait. Orada hiçbir sıkıntı yok. Olsa da o sıkıntılar örtülüyor. Ama İran'ın dışında tüm coğrafya. Irak'ta orta havzadaki Sünni kesim tamamen tasfiye edilmek üzere neredeyse edilmiş vaziyette. Orası zaten senelerdir öyle ama özellikle 2003'ten itibaren bir tam vahşet var. Orada tam bir katliam var. Bugün işte IŞİD'den bahsediyoruz. IŞİD'in çıktığı yer Irak değil mi? Amerika Birleşik Devletleri 2003'te Irak'ı işgal etmeseydi bugün IŞİD olmazdı. Bu kadar basit. En basitinden yani. 2013'te ikinci ortaya çıkışı yine bölge ülkelerin İngiltere ve Amerika'nın dışarıdan desteği ama bölge ülkeleri İran'ın desteğiyle, Esad'ın desteğiyle ortaya çıktı. Yani ben bu Suriye olayını çok vahim görüyorum. İlk bizi çok iyi, derinden etkileyecek ama sadece bizi değil, başta kıta Avrupası olmak üzere tüm medeni dünyayı etkileyecek, Rusya'yı da etkileyecek, Çin'i de etkileyecek. Belki ilk etapta değil ama sonuçları itibariyle etkileyecek ve yakın dönemde bir çözüm göremiyorum maalesef. Suriye'de sadece insanlar katledilmiyor, tüm değerlerimiz gidiliyor ve yani daha vahim şeylerin de önü açılabiliyor her açıdan, biliyor musunuz? Yani gönül isterdi Tuna'nın söylediği gibi burada Türkiye açısından bakmak gerekirse Türkiye bir karar almak zorunda. Bu sürecin uzaması Türkiye'nin lehine değil kesinlikle. Çünkü bataklık dibinde ve o bataklıktan çıkacak sinekler ilk önce seni ısıracak ve seni ısırıyor. Bugün kiliste insanlar sokağa çıkamaz halde. Bunu da söylemek zorundayız. Çıkamıyor sokağa. Niye? DAEŞ oradan durmadan bombalıyor. Yani bombalanmadık bir tane sokak gelmedi. Hani biz Suriye'ye girelim mi diye tartışıyoruz ya. Evet. Suriye bize girdi. Efendim biz Suriye'ye girelim mi derken bedel öderiz deniliyordu ya, hatırlayın. Şu anda hani, ödüyoruz. Efendim yani. Ben uzun süredir şunu resmen söylüyorum. Türkiye Suriye'ye girmek zorunda. Türkiye Suriye'ye girerse çok bedel eder. 10 bin şehit verir, 15 bin şehit verir belki, Allah göstermesin. Ama girmezse daha fazla şehit verir diyordum. Maalesef girmeden daha fazla şehit veriyoruz. Bugün yani çok şehit vermeye başladık. Bugün 6 aydır terörle mücadelede, o da Suriye'nin bir uzantısıdır bugün terörle. Suriye olayı olmasa Güneydoğu'daki sorun bu kadar derinleşmezdi, herkes biliyor. Evet. 600 tane şehit verdik. Her gün oradan bombalar geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Türkiye'deki iç siyaseti de istikrarsızlaştırıyor. Teröristler oradan geliyor. Ama bu tüm bir de İslam'a karşı yapılmış bir operasyon. Şimdi DAEŞ dediğin olay
tüm değerlerimizi yerle bir etti. Bir de facto olarak pratikte zaten sahadaki dengeleri Müslümanların aleyhine geliştirdi. Tüm değerlerimizi özellikle İslami hareket ve İslamcı olarak bilinen gençliğe aslında ya da düşünceye çok büyük darbe indirdi. Tamamen onları marjinalize etti. Ki bu da büyük üst akıl olarak tabir ettiğimiz yapım bir oyundur. Bundan da başarılı oldular. Yani ben onları ilk daha 2013'te çıktıklarında hatta dergide de yazmıştım. Neo havariç olarak yani ikinci yeni hariciler olarak. Hariciler de çıktığında İslam ümmetine çok büyük bir darbe indirmişti. Ondan sonra fitneler devri başlamıştı. Hazreti Ali döneminde çıkıyor. Mesela hariciler evet. çıkmasaydı Hazreti Ali halife olarak kalırdı. Muaviye olayı olmazdı. Yani tarihin akışını bilemeyiz ama böyle olurdu. Bir harici hareket çıktı. Ve o harici hareket kime yaradı? Üçüncü gruplara, dördüncü gruplara yaradı. Hazreti Ali'yi zayıflattı. Ümmetin birliğini bozdu. Ondan sonraki fetihler gerçi Muaviye zamanında kısmen devam etti ama kısa bir süre sonra tamamen durdu. Ve bugün İslam coğrafyasına baktığınızda Müslüman toprakların özellikle o ana çerçeveye baktığınızda o %80'inin, %70'inin o 40-50 senede fethedildiğini görürsünüz. Peygamber Efendimiz'in evet. vefatından sonra. Ama haricilerin çıkmasıyla beraber tüm denge değişti. Sadece siyasette değil, bakış açısında, değerlerde. IŞİD bugün aynısını yapıyor. DAEŞ bugün aynısını yapıyor. Batı'ya müthiş koz veriyor. Sadece Batı'ya değil, tabii Batı'nın içimizdeki piyonlarına. Bunun biliyor olmaları piyonlarına... lazım izleyicilerimizin. Yani haricilerin yaptığı katliamları, yani yolda bir aileyi çevirip, tabii ki. Yani o haricileri iyi okumaları lazım. Yani o konuyu bilmeleri lazım. Bilmeyenler anlıyor. Sanki şey Hazreti var. Ali'yi şehit eden Hazreti bizde o dönem sanki böyle günahsızlık, o dönemde böyle şeyler olmazmış gibi bir algı da var maalesef ama gerçekleri de bilmemiz gerekiyor o aslında dönemde. Daha ilgincini söyleyeyim. Hazreti Ali'yi şehit eden kişi teheccüd namazlarını aksatmayan, sabahlara kadar namaz kılan, anlı böyle secdeye gitmekten iz bırakılmış bugünkü tabir, İslami tabiriyle son derece muttaki birisi. Düşün. Ama bu öyle bir hastalık ki bu. Düşünebiliyor musunuz? İslam'a en büyük zararı onlar verdi. Evet. Bugün IŞİD anlarken sadece bunlar efendim İngiliz ajanı, doğru İngiliz ajanı da var işlerinde. Ama yani sınırlıdır, son derece sınırlıdır. Onun ötesinde başka bir şey var. Yani bizim bunu çözerken de İslamiyet'e zarar vermememiz lazım. Bugün Müslümanlar sakal bırakamaz duruma geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? Sırf IŞİD yüzünden İslam'ı savunamaz duruma biraz geldi. Biraz sakallı olanlara IŞİD'çi deniyor. Yani ben bilakis bir taksiye binmiştik. Yani Trabzonsporlu Aykut Demir. Sakalı var diye adamı IŞİD'çi ilan ediyorlar. Yani işte bu bile projenin ne olduğunu. Yani hani radyoda Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonra o IŞİD sakallı diye hitap ediyor yani futbolcuyu anlatırken böyle hitap ediyor. PYD bugün bu kadar güçlüyse bunun altında IŞİD yatmıyor mu? IŞİD olmasaydı PYD bu kadar güçlenemezdi. PYD Kürt bölgelerinde bile güçlenemezdi. Çünkü Suriye'deki Kürt bölgeleri Barzani'ye daha yakın. PKK'ya yakın değil. Yani IŞİD düşünebiliyor musun? IŞİD'in zararı sadece şuna bakın. Yani IŞİD'in faydası kime, zararı kim? Siyaseten Suriye'de baktığınızda IŞİD'in faydası İran'a. Esad'a muhaliflere çok büyük zararı var. Muhaliflerin eli, Rakka falan muhaliflerindi, Derzor muhaliflerindi, tüm o bölge muhaliflerindi. Muhaliflerin elinden buraları aldı, o Tel Abyad'ı diğerlerini. Gitti şeye verdi, PYD'ye verdi ve PYD ile hiç savaşmadı. İstese IŞİD, Tel Abyad'ı 2 sene savunurdu. Savunmadı. Suriye'de IŞİD için stratejik önemi olan Kobane, Rojava mıdır? Halep, Şam, Rakka... Ya. Ora mıdır? Yani, en basit örneği. Yani niye gittin IŞİD'e yoğunlaştın evet. ki bir anda? Rojava. Sonra niye çekildin? Niye yoğun, sonra niye çekildin? Tuna ben sana sorayım. Ben yani. Kobani'ye girmiş birisiyim. Evet aynen. Ben Kobani'ye girdiğimde röportaj yaptığımda tüm sınır kapısı Mürşit Pınar falan kapanmıştı. İçeri girdim. PYD'nin Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Röportaj yaptım. Küçücük bir alana hapsedilmişti. IŞİD'in alması an meselesiydi. Amerika bile yayınlamıştı artık. Biz o hava bombardımanına başladık ama kurtaramayız. Düşer demişti. Evet. Sadece o Mürşit Pınar sınır kapısının yanında çok büyük bir bina vardı. PYD'nin merkez üstü. Ve düşmek üzereydi. Sonra IŞİD bir gece ansızın geri çekildi. Yani bombardımandan dolayı değil. Bir emir geldi geri çekildi. Ama o çekiliş öyle yavaş bir çekiliş değil. Sonra PYD ilk önce Kobani'yi aldı. Sonra köyleri 50-50 almaya başladı. Evet. Yani 5-5 değil. Bakın şimdi muhalifler Cerablus, Afrin arasında IŞİD'den bir tane köy aldığı zaman bir köy almak için kaç tane kayıp veriyor biliyor musunuz? Ama aynı IŞİD
PYD'ye köyleri var ya 50-50 verdi. Emir geldi çünkü. Saldırma emri geldi. Kobani'yi gündem oluşturdular. Kürtler katlediyor diye ki içerideki çözüm sürecinde zehirlediler. Mükemmel bir operasyon yaptı. Başarılı oldu. Başarılı oldu. Her açıdan başarılı oldu. Evet. Bölgede de başarılı oldu. Bölgede mesela Kürt kardeşlerimiz, vatandaşlarımız dedi ki orada Kobani'deki Kürt kardeşlerimiz ölüyor. Türkiye Cumhuriyeti niye bir şey yapmıyor? Aslında Türkiye Cumhuriyeti her türlü desteği verdi. Olağanüstü destek verdi. Koridor bile açtı peşmergenin gelmesi için. Gıda yardımı yaptı. Bugün Kobani düşmemişse Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir. Ama öyle bir algı operasyonu yapıldı ki sanki Kobani'de IŞİD'le beraber hareket ediyor ve Kürtleri katlediyor evet. algısı yapıldı. Kısmen başarılı oldular. Yani IŞİD tam bir operasyon örgütüdür. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ki onun üstündeki yapı tarafına ama bölgede de özellikle İran ve Esad'ın desteğiyle, Irak'ın desteğiyle kurulmuş bir yapıdır. 2012'deki hapishane özellikle Irak'taki hapishanelerden Esad'ın Suriye'deki hapishanelerde serbest bırakılan kişilere bakın. Burada net bir şekilde görürsünüz. Hatırlıyor musunuz 2012'de Ebu Garip'ten 5000 kişi El-Kaide operasyon yaptı. 5000 tane esiri kurtardı falan. Operasyon falan değildi. Hepsi onlar bilinçli serbest bir şekildeydi. Ama serbest bırakıldı. Psaki'ye soruldu. Bak Psaki'ye o 2014'te soruldu. Neden dedi bu Ebu Bekir el-Bagdadi 2009'da serbest bırakılmıştı o şeyde Ebu Garip'ten de ama o 5000 kişi sorulduğunda niye CIA bunları serbest bıraktı FBI iddia ediliyor dedi. Hiçbir fikrim yok öyle bilgim yok dedi. Yani geçiştirdi açıkçası. Ya o serbest evet. bırakılanlar da operasyon içinde yer aldı. Ya Ebu Bekir el-Bagdadi ile o dönemin Dışişleri Bakanı kimdi ya? Şeyin fotoğrafları var 2009'da. Irak Dışişleri. Hayır Amerikan Dışişleri Bakanı ya. Ebu Bekir el-Bagdadi'nin de içinde olduğu bir toplantıda 2009'da fotoğrafları var ya. Yani. Bir reklam vereceğim. Tamam. Aradan sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam arası ardından yine sizi gündeme bekliyoruz. Gündem özel devam ediyor sevgili izleyiciler. Suriye bataklığa dönüştürülen aslında Suriye'yi konuşuyoruz da Türkiye diğer taraftan da içeride Bursa patlamasıyla hain saldırıyla sarsıldı. Diğer taraftan mecliste HDP terörü vardı. MHP ne diyorsunuz Tuna Bey? MHP ile ilgili söyleyeceğiniz şeyler vardır elbet. Ya MHP ile ilgili ya mahkeme böyle bir... Hatta bunu genel merkez yapmadı bu itirazı. Bu itirazı yapan neydi o iki il iki ilçedeki teşkilat, il teşkilatı, ilçe teşkilatlarının yaptığı bir başvuru genel mahkemeye. Evet. Mahkemede Yargıtay kararının beklenmesi yani hukuksal safahatın devam edip o safahatın sonlanmasından sonra yapılması istendi. Kurultaya gidilmesi istendi. Yargıtay'ın kararı beklenecek. Ama bugün de muhalifler hayır diyor. 15'inde seçim yapılacak diyor. Nasıl olacak ben de anlamadım yani. Ama hukuksal manada çıkan sonuç bu. Meral Akşener de %25 alır. Yani MHP'yi %25'e taşırım diyor. Ona ne diyorsunuz? Ya peki. Şimdi 25'e takmış Meral Akşener. Bir 25 bin kişi de yürüyecekti şeye. Onu inkar etti ama sonra. Öyle mi? Ben inkar etmiş ama bir 25 bin oraya külliyeye yürüyecekti saraya. 25 binde 25'te oy alacakmış. Ne diyeyim abi? Siz bir şey diyor musunuz o Mert'e? MHP'deki yani, durumla ilgili. Bakın yine aynı şeye geleceğiz. Bazıları yine buna komple teorisi falan diyecek. Ama bunu da söylemek zorundayız. Şimdi bu coğrafya çok önemli coğrafya. Türkiye her zaman diyoruz. Türkiye son derece önemli. Türkiye'de olan hiçbir şey rastlantı değildir. Hiçbir şey rastlantı değildir. Mükemmel dizayn edilmiş operasyonlarla karşı karşıyayız. MHP niye hedef? Niye hedef? Son derece basit. 7 Haziran seçimlerinden sonra altın tepside şimdi Allah var Başbakanlığı Devlet Bahçeli'ye teslim ettiler. Ettiler mi kardeşim? Ettiler. Açıkça söylediler seni başbakan yaparız. Ne istediler? Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, HDP. HDP de dışarıdan destek verecek bak. HDP MHP'yi bile zor duruma sokmayacaktı. Devlet Bahçeli daha ilk açıklamasıyla tüm oyunu bozdu mu? İlk önce şu oyunu bozdu. Blok oyununu bozdu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı. Hatırlayın yani söylemlerden değil eylemlerden gidelim. Yani siyasette söylem o kadar önemli değildir. Eylem önemlidir.
İnsanların ne söylediklerine değil, siyasilerin ne yaptıklarına bakacaksınız. Süleyman Demirel başka bir şey söylerdi, başka bir şey yapardı. Söz sultanıydı Süleyman Demirel. Ama yaptıkları da başka bir şeydi. Şimdi o eylemlerden çıktığımızda Devlet Bahçeli 8 Haziran'da tüm oyunu bozdu. Eğer 8 Haziran'da Devlet Bahçeli 99'daki gibi olsaydı bugün bir CHP, MHP ve dışarıdan destekli işte dışarıdan HDP'nin desteklediği bir CHP, MHP iktidarı olacaktı. AK Parti muhalefette olacaktı. Başbakan farklı birisi, meclis başkanı farklı birisi olacaktı. Doğru mu değil mi? Evet. Doğru. Sonra meclis başkanı seçimleri oldu. MHP dedi ki ben dedi kendi adayımı çıkaracağım. Karşı taraf MHP'ye yakın birini seçmeyi kabul etmişti. Onu bile kabul etmedi Devlet Bahçeli. Orada da AK Parti kendi adayını seçtirdi. MHP'nin sayesinde seçtirdi. Eğer MHP olmasaydı, Devlet Bahçeli'nin o tutumu olmasaydı meclis başkanını istediği gibi seçtiremezdi. Sonra yine bu süreç zarfında Devlet Bahçeli Allah var dimdik durdu. Yani burada dedi ülke benim siyasi geleceğim değil, partimin siyasi geleceği değil, ülkenin geleceği önemli dedi. Bunlar olmamış olsaydı bugün Türkiye'de bir 1 Kasım seçimi olmazdı, istikrarlı bir dönem olmazdı, koalisyonlar dönemi olurdu. 7 Haziran sonrasındaki tartışmalara bir bakın, bir Türkiye sarsılmış da hatırlayın. Ama Devlet Bahçeli bu oyunu bozdu. Bu oyunu bozduğu için Devlet Bahçeli hedef. Bu oyunu bozduğu için. Onun için MHP'nin başına başka birinin getirilmesini isteniyor. Ve bakıyorum Akşener üzerinde duruyorlar. Kampanya yaklaştıkça, kurultay yaklaştıkça bir iki tane adayın Akşener lehine çekileceğini tahmin ediyorum. Yine Devlet Bahçeli'ye daha yakın bir aday var orada. Onun bir şekilde yıpratılıp Meral Akşener'in önünün açılacağı görülüyor net bir şekilde. Mahkemenin burada kayyum ataması da ilginç. Paralel yapıyla mücadelede paralel yapının şirketlerine kanuna uygun olarak kayyum atanıyor. Yer yerinden oynanıyor. Bir siyasi partiye sen nasıl kayyum atarsın yani? Bu ilginç ya. Efendim o atanmasına karşıyız. O zaman siyasi partiye kayyum atanabiliyorsa şirkete de atanır. Onu niye eleştiriyorsun o zaman? Bir tutarlı ol yani. Ben kayyum atanmasını da ya bir şey, siyasi partiye kayyum atanmasını da doğru bulmuyorum. Bu MHP'deki kongreyi son derece önemli görüyorum. Sadece MHP açısından değil, Türk siyaseti açısından son derece önemli görüyorum. MHP şöyledir, belki iktidar olmaz ama muhalefet için son derece önemlidir. MHP'siz hiçbir operasyonu yapamazsınız Türkiye'de. Bunu aklınıza sokun yani. MHP'nin içinde olmadığı, yani MHP belki iktidarda olmayabilir. Ama Türkiye'ye yönelik yapılacak tüm operasyonları bozabilir. MHP'nin tabanı da buna müsaittir. Şu anki yönetimi de son derece özellikle 7 Haziran'dan sonra ki Devlet Bahçeli'nin 2002'den itibaren bakıyorum kritik dönemlerde kritik duruşları var. Ha arada benim kesinlikle tasvip etmediğim birçok çıkışı var. Olacak tabii neticede muhalefet lideri yani kalkıp da AK Parti bayrağı sallayacak değil. Ama ülkenin geçirdiği kritik dönemler, mesela 2002 seçimine kimin sayesinde gidilmişti? Söylüyorum. Evet. Kimin sayesinde gidilmişti? AK Partililere soruyorum. Yani 2002'de değil de 2003'te seçime gidilseydi %34 alınır mıydı? Yani devletin getirdiği makroekonomik uygulamalar var. İlk sene uygulanmış %7 büyümüş. Bir iki sene daha uygulansa o zaten büyüme devam edecek. Kısmen de olsa devam edecek. Ve bu kadar oy alınamazdı. Devlet Bahçeli orada kritik zamanlarda kritik duruşunu sergiledi ve Türkiye'nin önünü açtı, seçime gitti. Sadece o değil, referandumda, diğer noktalarda Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinde o kilidi kim bozdu? Devlet Bahçeli bozmadı mı? Şimdi böyle bir Devlet Bahçeli var, seversiniz sevmezsiniz. Ama ya ülkesi için kendisini düşünmüyor. Şimdi 7 Haziran'dan sonra başbakanlık teklif edildi ya. Altın tepsi de teklif edildi. Hepimiz şahidiz. 70 sene önce değil, daha şurada 7 ay önce teklif edildi bu. Reddetti. Ve gerçekçi bir teklifti. Çünkü Kılıçdaroğlu ve HDP sıkışmıştı. Başbakanlığı ona vereceklerdi ve oyunu bozdu. Dolayısıyla burada ben Devlet Bahçeli'nin ülkenin geleceği açısından, Türkiye'nin geleceği açısından tüm sınırların çizildiği, yepyeni bir Orta Doğu'nun kurulduğu, yeni paradigmalar üzerine yeni Orta Doğu'nun dizayn edildiği, ülkenin kaderinin, gelecek yüzyıllık kaderinin belirlendiği bir süreçte Devlet Bahçeli gibi devlet terbiyesi almış, bir milli duruşu olan bir kişinin MHP'nin başında olmasını istiyorum. Eyvallah. Ya yani ülke açısından faydalıdır. Yoksa biz Devlet Bahçeli ile ben siyasi olarak aynı görüşte değilim. O ayrı konu. Ama yiğidi öldüreceksin, hakkını da yemeyeceksin. Eyvallah. Bu arada bu haftayı da
Bu haftanın gündeminde laiklik tartışması vardı. Sokağa evet. çıktı insanlar, teröre lanet etmeyenler. Konu laiklik olunca sokaklara çıktılar. Laiz, laik kalacağız, Türkiye laiktir, laik kalacak söylemleri bu haftaya damgasını vurdu. Evet. Bir Tuna'cığım sen yok, devam ki. Edersen tabii, sadece tabii. bir şey söyleyeceğim. Devlet Bahçeli ile ilgili aklıma geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. MHP ile biz askeri değil, azami müşterekleri paylaşıyoruz. Bakın bu son derece önemlidir. MHP ile biz askeri değil, azami müşterekleri paylaşıyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Siyaseten doğrudur bu. Taban olarak doğrudur, bakış açısı olarak doğrudur. Bu kritik dönemde zaten etrafınız çevrilmiş. Yani eskilerin tabiriyle düveli muazzama tüm küresel güçler size saldırıyor içeriden ve dışarıdan. Siz bir ittifak kurmak zorundasınız. Bu ittifak size en yakın mesela kan grubu uyan kişiyle mi olur, hiç kan grubu evet. uymayan kişiyle mi olur? Evet, bu Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada MHP'yi gösterir. Gerek anayasanın yapılmasına ben AK Parti'nin HDP ya da CHP'den ziyade MHP'ye yanaşmasını hem demokratik açısından hem de siyasetin realitesi açısından uygun olarak görüyorum. Sadece bu konularda değil, anayasanın yapımında da. Eyvallah. Evet, Tuna Osunç. Evet. Ne diyorsunuz? Gereksiz. Layık kalmak Türkiye için. Bir gereksiz tartışma daha. Ya canım sıkılıyor. Niye ya. Çıktı bu? Çok geyik var. Ya. Bu ülkede acayip geyik yapılıyor. Ya ben siyasetin de geyiği hiç çekilmiyor ama. Hani kavramların geyiği, yani sosyal medya geyiği evet. falan. Bir kez ben meclis başkanı bu çıkışı çok gereksiz, manasız. Hakikaten yani siyasi manada. Çok çok gereksiz buldum. Kişisel kanaatim Türkiye'de artık bir laiklik tartışması yoktur. Bitmişti bu. Bu bitti. Ya CHP'nin son iki seçim bildirgesine baksana kitapçığına. Son yerel seçim, genel evet. seçim. Yok laiklik vurgusu hiç öyle bir şey değinmiyor bile. Çünkü Türkiye'de artık böyle bir tartışma konusu yok. Kamuda başörtüsü serbest, üniversitede de başörtüsü serbest. Ne oldu ya? Laiklik mi elden gitti bu ülkede? Ne bileyim yani Kur'an kurslarındaki yasaklar kaldırıldı, laiklik mi elden gitti? Hayır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal, demokrat, laik bir üniter devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik ve sosyal, laik ve demokratik bir üniter hukuk devletidir. Nokta bence. Hiç tartışılmamalı. Bunu ben değilim, Sayın Erdoğan söylüyor. Yani hatta Erdoğan işi daha da öteye götürdü. Dedi ki mümkünse din vurgusu da yapılmasın dedi. Hani laiklik. Bütün evet. inançlara dedi eşit mesafede yaklaşılmalıdır dedi. Fevkalade doğru. Bana göre laiklik tüm inançların güvencesidir. Bana göre devlet iki konuda kör olmalıdır. Bir inanç, diğeri etnik kimlik. Yani bu iki meselede devlet kör olacak. Yani devlet bunun üzerinden bir politika üretmemeli. Bunun yanında da yine Sayın Erdoğan daha da öteye gitti. Bir kere dedi asla bu tartışma konusu yapılamayacağı gibi Arap Baharı'nda Mısır'a gidip laikliğe vurgu evet. yapan Sayın Erdoğan'dı. Libya'ya gidip bunun vurgusunu yapan da Sayın Erdoğan'dı. Yani dolayısıyla laiklik bence bu Türkiye'de tartışılmaması gereken bir konudur. Ve Türkiye laik, demokratik bir hukuk devleti ilkesinden de bence vazgeçmemelidir. Çünkü işte bu Orta Doğu'yu görüyorsunuz. Yani en güzel örneği budur. Yani neler yaşanıyor? Yani ne hale getirmişler? İşte burada Türkiye biraz daha özel bir modeldir bu konuda. Fakat laiklik o 28 Şubat süreci öncesi, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri süre gelen o istiklal mahkemeleri sonrası bir sürü şey. Bir faşizm, bir dayatma kavramı olarak asla kullanılmamalı. Kullanılmıyor da artık zaten. Öyle bir sorun yok. Çünkü kişi layık olmak zorunda değildir. Devlet layık olur. Kişi layık olmaz. Kaldı ki anayasada bunun tıpkı tanımı da yok. Dinle devlet işlerinin birbirine ayrılması diyor kimisi. Kimisi başka bir şey. Anayasada da net bir tanımı yok. Ha, yeni anayasada olup olmaması yani çok hayati midir? Bilemem. Bu tartışmaya açık. Yeni bir anayasa, sözlü bir anayasa illa olmalı mıdır? Bence o da tartışmaya açıktır. Ama laiklik Türkiye'nin vazgeçmemesi gereken ama bugünkü şeyiyle, haliyle, uygulanış şekliyle vazgeçmemesi gereken bir kavramdır. Tekrar ediyorum. Devlet iki şeye kör olmalıdır. Bir, inanç meselesi, din, tamam mı? İnançlar sistematiği. Çünkü bu ülkede farklı inançlara sahip insanlar var. Sadece Müslümanlar yok. İki, etnik kimlik, ırk. Ya devlet bu iki konuda kördür. Olmalıdır. Katılır mısınız diyeyim Ömer Turan, İslam'ın verdiği özgürlük yetmiyor mu? Yani
özgürlük deyince akla laiklik mi gelir? Yani İslam özgürlük vermiyor mu Hristiyan'a, Osmanlı Hristiyan'a, Musevi'ye, diğer ideolojilere, düşüncelere, Osmanlı'nın mirasına baktığımızda her dinden insan kendi dinini yaşamış görüyoruz zaten. Vermez mi? Tek veren İslamiyet, daha doğrusu bizi İslam medeniyeti. Bugün siz Fransa'daki en eski cami ne kadar? Soruyorum size. Fransa'daki, Almanya'daki en eski cami ne kadar? Yani bana vereceğiniz tarih 19. yüzyılla ilgilidir. Peki bizdeki en eski sinagog, en eski kilise, en eski bilmiyorum yani tarihini verebilir misiniz? Binlerce yıla kadar gider. Evet. Sadece İstanbul'dan bahsetmiyorum. Anadolu'nun her köyünde Cavur Mahallesi derler. Bak Cavur dediğimde hemen bazıları yanlış anlayabilir. Cavur demek Müslüman olmayan demektir. Daha sonra kelime pejoratif anlam kazanmıştır. Hani mesela sakat diyorsun, sakat ilk önce kötü anlam kazanıyor, özürlü tabirini koyuyorsun. Sonra özürlü kavramı da pejoratif anlam kazanıyor, yeni bir kavram koyuyorsunuz. Yani cavur orada Müslüman olmayan manasında. Anadolu'daki her köyde cavur mahallesi var. Bu şu demektir, Anadolu'daki en ücra köşelerde bile ki köylerde, yani gayrimüslimle Müslümanlar birlikte koegzistans yapabilmişlerdir. Beraber barış içinde yaşayabilmişlerdir. Ben işte 3-4 sene önce Isparta'ya gittiğimde Balay'a şeye gitmiştim, orada bir ilçeye gitmiştim sanırım. Karşıda bir harabeler vardı. İlçe değil, köy, köye gitmiştim. Karşıda bir harabeler vardı. Sordum bu ne? Cavur Mahallesi dediler, oranın yerli birisi. O bina ne dedim? Kilise dedi. Düşün ya, Isparta'nın bir köyü 100 yıl önce bir tarafta cami, bir tarafta kilise. Bu bizim geleneklerimizde var. Gene İslamiyet'ten kaynaklanıyor. Ötekine olan, yani ötekinin hakları vardır. Tamam, bazı şeyleri vermezsin. Mesela kız vermezsin. Bazı durumlarda onlara görev vermezsin. O ayrı konu. Bugün Avrupa'da bile vatandaşlığı herkese vermiyor. Ama onun dışında hak, hukuk, kendi geleneklerini yaşama, yaşatma. Peki buna mukabil bizde bu olurken Avrupa'da ne oluyordu? Mezhepler savaşı oluyordu. Saint Bertrand ne oluyordu? Diğerler oluyordu. Fransa'da özellikle. Yani Avrupa onlarca yıl mezhep savaşı yaptı. Bugün Avrupa'ya gittiğinizde sizin önünüze bir formüler getirirler bazen, doldurun diye. Din bölümü vardır. Hangi dindensiniz diye. Siz de altta şunu beklersiniz değil mi? Hristiyanlık, Müslümanlık, Budizm falan filan. Yok. Katolik, Ortodoks, efendim Protestanlık. Yani mezhebi din olarak gören bir Batı ile karşı karşıyayız. Batı bunu aydınlanma, daha sonra pozitivizm, belki onu da kısmen aşabilmiş. Hala da aşabilmiş değil. Batı'da İslamofobiya, daha doğrusu xenofobi, ötekine olan düşmanlık hat safhadadır. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bugün inanır mısınız, referandum yapsınlar Fransa'da ya da en medeni ülke olarak gördüğüm, belki İngiltere'de zorlanır ama Almanya'da herhangi bir yerde, işte Müslümanları ülkeden kovalım mı diye. Evet çıkar. Bir batılı siyasiler de bunu biliyor. Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle. Ama laiklik kavramına gelirsek, sadece özgürlük demek değil. Biz özellikle bizdeki uygulanan laiklik Bizantan türü bir laiklik. Kıta Avrupası özellikle Fransa'ya yakın, hatta onu aşmış Fransa Sovyetler arası gibi. Anglo-Sakson olan mesela İngiltere laikliğine uzaktı. Şu an geldiğimiz nokta Anglo-Sakson laiklik anlayışına biraz daha uygun. Laikliğin kendi içinde birçok zaten sorunu var. O ayrı konu, bir İslam ülkesinde uygulanamaz, o manada uygulanamaz. Ama en büyük sorunlarından bir tanesi bizde uygulanan laiklik. Cebarut bir laiklik anlayışıydı. La dini bir laiklik anlayışıydı. Din karşıtı, yani özgürlük değil, tam tersine. Yani kendi özgürlüklerini diyor ki mesela sen inançlı olabilirsin ama sadece beyninde. O beynindeki inanç hiçbir şekilde hayatına yansımayacak, vücuduna yansımayacak, görsele yansımayacak. Mümkün olursa camiye bile gitmeyeceksin. Yani bizde uygulanan laiklik anlayışı bir dönem böyleydi. Ha efendim, camiler kısmen, bazıları da kapatıldıydı da bir kısmı açık bırakılmıştı. Ama bu o zihniyetin olmadığı manasına gelmez. Laiklik adı altında başörtüsü yasaklandı. En temel insanların kılık kıyafet özgürlükleri yasaklandı. O yanlıştı. Ama bugün belirli bir noktaya gelinmiş durumda. Anayasada laiklik olmalı mı? Özgürlük tabirini koyarsınız. Dini özgürlükler tabirini koyarsınız. Bunu aşarsınız. Mesela Avrupa Birliği laik bir ülke değil mi Avrupa'daki? Avrupa'daki birçok anayasada laiklik maddesi yok. Sadece Fransa'da var. Onlar laik değil mi? Mesela İngiltere'de anayasa yok. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde laiklik maddesi var mı? Yok, seküler tabiri geçer. O bile yok yani. Dolayısıyla özgürlük, dini, freedom of religion dersin değil mi? Laiklik tabirini kullanmak zorunda değilsin. İnançlar özgürlüğü. Laiklik tabiri
ama farklı bir tartışma alanı olmuş. Şimdi Türkiye'de bir Kemalist kesim var, onları da anlamak lazım, onları da rencide etmemek lazım. Aynı fikirde olmayabilirsiniz. Bir dönem onlar bize çok bir zulüm içinde haksızlık yapmış olabilirler ama bu karşı tarafı anlamayacağımız manasına gelmez. Onların da hassasiyetlerini anlamakta fayda var. En azından tanımının iyi yapılması lazım. Bir de şu, yani biz ideal İslam toplumundan bahsediyoruz değil mi? Yapacağımız yeni anayasa İslam anayasası olmayacak arkadaşlar. Birbirimizi evet. kandırmayalım yani. Demokratik hukuk devleti içinde evet. bir anayasa olacak. Bunda olacak mı olmayacak mı onu tartışıyoruz. Ha biz İslam anayasası yapacağız dediğiniz zaman tartışmanın tüm paradigmaları değişir. Şimdi ikisini karıştırmamak lazım. Bu bir. Peki bu tartışma siyaseten doğru muydu? Siyaseten kesinlikle doğru değildi. Yersizdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Meclis Başkanı, Sayın Meclis Başkanımız çıkıp böyle bir açıklama yapıyor. Doğru yanlış o ayrı konu. Onu tartışmıyorum. Sonra Cumhurbaşkanımız çıkıp tam tersi bir açıklama yapıyor. Kaldı ki anayasa yazımına dahi başlanmamış. Erken o sürece girmemiş. Daha siz yani dereyi görmeden paçanızı sıvıyorsunuz. Erken tartışma başlatıyorsunuz. Tüm bu böyle bir şey yapmak istiyorsanız bile bu yapılacak şeyi boş yani daha boş. Doğmadan öldürdü yani. Burada meclis başkanımız da zor durumda kaldı. Cumhurbaşkanımızı laikliği savunur pozisyonuna soktular. O da siyaseten hataydı. Meclis başkanının bunları söylemesi de hataydı. Yani yersiz, bu konuda Tuna'ya son derece katılıyorum, doğru. Siyaseten kesinlikle yanlış. Daha biz yeni anayasa yapıp yapmayacağımız belli değil. Dokunulmazlığı bile çözemedik. O konuda bile 330'u, 367'yi bulup bulmayacağımız belli değil. Hani yazıma başlarsanız tam o noktaya gelir. Ondan sonra bu tartışmalar yapılır. Bu tartışmalar da yapılır. Hatta anayasaya konmayabilir. Bunların hepsi olabilir. O ayrı konu. Ama bunun şu an yapılması son derece yanlış. Bir de yeni anayasa yapılırken herkesin emin olabileceği, rahat olabileceği, kendini ifade edebileceği bir anayasa olmasında fayda var. Biz laiklik maddesinden çok çektik. Bu insanla Anadolu insanı çok çekti. Laiklik adı altında Anadolu insanının inançlarına hakaret edildi, baskı altında tutuldu. Ama aynı hata karşı tarafa yapılmasın, onların da hassasiyetleri anlaşılsın, en azından rencide edilmesin. Tabir yani bir şeyi anlatış vardır değil mi yani? Rencide etmeyelim. Yani ortak bir çözüm şu anda laiklik noktasında zaten de facto olarak bir ortak noktaya gelinmiş durumda. Artık Türkiye'de bir ceberrut laiklik anlayışı yok. Laiklik yok aslında de facto olarak artık bizim gündemimizde değil laiklik ya, yok. Yok. Evet. Mesela İngiltere'de de laiklik evet. yoktur. Amerika'da da yoktur. CNN açın hiçbir laiklik tartışması yoktur. Fransa'da vardır. Zaten biz bir devlet olarak o modeli almışız. Frankofon modelini almışız. Evet. O da sıkıntılı bir modeldir. Her açıdan sıkıntılı bir modeldir. Onun sıkıntılarını da Cumhuriyet dönemi boyunca yaşadık zaten. Şimdi böyle bir uzlaşma yaşanmış. Kemalist kesim de bunu isteyerek ya da istemeyerek bu kabul etmiş. Bunu kaşımanın anlamı yok yani. Hele şu sıkıntılı dönemde milli birlik ve beraberliğimizin has safhada olması gerektiği, tüm küresel güçlerin bize saldırdığı, bir istiklal ve istikbal savaşı verdiğimiz bir dönemde bence bu tartışma yersizdi. Evet, ya bu ülkenin, son cümleleri alayım. Başkanlık sistemini konuşması lazım. Tabii. Yeni anayasa ve başkanlık sistemini konuşması. Ne laik? Bu onu da engelledi. Evet. Bu onu da engelledi Tuna. Şey çok gereksiz ya. Bu ne nasıl bir şey? Yani, bu kadar acayip bir şey ya. Yani çok gereksiz. Kapatalım bu konuyu. Evet. Ülkenin zaten bu değil programın ya. Sonuna da gelmiş olduk. Çok teşekkürler. Ayağınıza gönlünüze sağlık diyelim. Ve programın içerisinde de konuştuk yani Suriye, Halep'te katliam var. Maalesef sessiz kalıyoruz. En azından nacizane Suriyeli kardeşlerimizin şu an yapması gereken dua da şöyle bir dua diye benim aklıma geldi. O yüzden o duayla kapatmış olalım. Hatırlayacaklar mutlaka izleyicilerimiz o duayı, söylemiyorum. Allah'ım güçsüzlüğümü, zaafımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi sana şikayet ediyorum. Ya Erhamer Rahim'in, sen hor ve hakir görülen biçarelerin Rabbisin, benim de Rabbimsin. Beni kime bırakıyorsun, bizi kime bırakıyorsun diyelim Suriyeli kardeşlerimiz için. Kötü sözlü, kötü yüzlü, uzak kimselere mi? Tekrar ediyorum, kötü sözlü, kötü yüzlü, uzak kimselere mi? Yoksa işime müdahil düşmanıma mı? Eğer bana karşı gazabın yoksa, sen benden razıysan, çektiğin bela ve
mihnetlere hiç aldırmam. Üzerime çöken bu musibet ve eziyet şayet senin gazabından ileri gelmiyorsa buna gönülden tahammül ederim diyor. Peygamberimiz Taif dönüşünde sevgili izleyiciler duası o. Evet, okumak isterseniz sizler de bir kere daha okuyun. Suriyeli kardeşlerimizin şu anki dramını, durumunu anlatan bir dua. İnşallah Rabbimiz onları bizim elimize bırakmaz. Bırakırsa yıllardır zaten vay hallerine, bundan sonra da vay hallerine olur diyerek gündem özeli kapatıyoruz. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.